deniz kıyısında Vladivostok'tan gelmelerini uzun süredir beklediğimiz malzemeler sonunda geldiklerinde büyük bir sevinçle karşılandılar. Olga Körfezi bölgesini baştan aşağı aşındırmıştık ve artık yola çıkmak için sabırsızlanıyorduk. Atların da bizim de koşumlarımız kusursuz durumdaydı. Yiyecek stoklarımız da yenilenmişti. 28 Temmuz günü öğleden sonra sahilden Vladimir Körfezi'ne doğru yola çıktık. Yolda birkaç dağ mağarasına rastladık. İçlerinde en büyük ve en ilgi çekicisi henüz doğru dürüst keşfedilmemiş olan Makrushing mağarasıydı. Üçgen biçimli mağara ağzı dağın yan tarafında 45 metre kadar yukarıdaydı. Bu ağız 35 metre uzunluğunda, 30 metre yüksekliğinde bir boşluğa açılıyordu. Arka tarafta bulunan derin uçurum, boş yere tehlikeye atılan kaşifler için tehlike arz etse de biz uçuruma varmadan sola doğru dönerek uzun kamburumsu bir geçide açılan bir oyuğa girdik. Kamburun en yüksek noktasında geçit iki dikitin arasında ilerliyordu. O noktada tavan çok alçak olduğu için emeklemek zorunda kaldık. Yaklaşık 45 metre uzunluğundaki geçit bizi kar beyazı ikinci bir mağaraya getiren geniş bir koridora açılıyordu. Bu ikinci mağara ilki kadar geniş değildi ama güzellik açısından çok daha çarpıcıydı. Bu mağaradan dar bir koridora uzanıyor ve nefes kesici bir ihtişama sahip ilk ikisinin toplam büyüklüğünden daha büyük üçüncü bir mağaraya açılıyordu. Sarkıt ve dikitler muhteşem sütunlar oluşturuyordu. Orada burada suyun meydana getirdiği çukurlar ve kraterler vardı. Hepsi o kadar saf, o kadar şeffaftı ki neredeyse görünmüyorlardı. Burada da derin bir uçurum ve yüksek sesle söylenen her sözcüğün çınlayan yankılara neden olduğu büyük bir mağaraya açılan yan geçitler vardı. Uçuruma atılan bir taş ağır silahlarla bombardıman yapılıyormuş gibi gürültüler çıkardı. Öyle ki korku dolu bir an boyunca toprak kayması başladığını ve mağaraların üzerimize çökeceğini sandık. Akşam olmadan ekibimiz Vladimirovka'nın ağzına varıp deniz kıyısında kamp kurmuştu. Ertesi gün Çinlilerin Uluvay dedikleri Vladimir Körfezi'nin incelenmesi için ayrılmıştı. Çince Ulu su kabağı demekti. Vayi de Körfez. Kıyıda birkaç tane küçük Çin fanzası keşfettik. Fanzaların yanındaki küçük çöp yığınları bize kulübe sakinlerinin işlerinin ne olduğunu söylüyordu. Örneğin bir fanzanın yanında bir kısmı çoktan büyüyen otların arasında kalmış, içi boş bir deniz kabukları yığını vardı. O fanzada yaşayan Çinlinin deniz yumuşakçalarını kurutup pahalı bir lezzet olarak insanlara sunulduktan Çin şehirlerine sattığını öğrendik. Başka bir fanzanın yakınında güneşin pişirip kırmızıya dönüştürdüğü kurumuş bir yengeç yığını vardı. Kabukluların kıskaçlarından ve diğer bölgelerinden çıkarılan etler kulübenin yanındaki saman şiltelere serilip kurumaya bırakılmışlardı. Deniz marulu ticareti yapanlara ait olan bir sonraki fanza marulların asılarak kurumaya bırakıldığı ot tabakalarıyla kaplıydı. Bir sürü Çinli deniz mamulleriyle uğraşıyor, kimisi özel aletlerle bitkileri denizin dibinden yukarı çekerken, diğerleri marulları pörsüyüp doğal yeşilimsi kahverengi renklerini kaybetmemeleri için güneşte gerektiği kadar kalmasına dikkat ediyor, ötekiler de ürünü desteler halinde bağlayıp ot yataklara asıyorlardı. Körfez'in karşı kıyısında diz hizasına gelen sığ suda ellerinde sırıklarla dolanan birkaç Çinliye baktım. Yaptıkları işe öyle dalmışlardı ki yanlarına gidene kadar bizi fark etmediler bile. Belden yukarıları çıplak, pantolonları dize kadar sıvanmış vaziyette suyun içinde özenle hareket ediyor, dikkatle dibe bakıyorlardı. Zaman zaman duruyor, sırıklarını suya daldırıp kıyıya bir şey fırlatıyorlardı. Yenebilir yumuşak parçaları toplamakla meşguldüler. Sırıklarının ucunda küçük kepçe biçimi sepetlerle demir kancalar takılıydı. Kancalarla taşlardan kopardıkları deniz kabuklarını sepetleriyle sudan dışarı fırlatıyorlar, kıyıdaki birkaç Çinli de kabukları kaynayan suyla dolu kazana atıyorlardı. Yumuşakçalar ölünce kabukları açılıyor, kabuğun içindekiler hemen bıçakla kazınıp dayanıklı olmalarını sağlamak için uzun süre kaynatılmak üzere yeniden kazana atılıyorlardı. Deniz kabuğu avcıları tek başlarına veya ikili gruplar halinde bütün kıyıya yayılmışlardı. Sol tarafımdan bağırışma sesleri geldi. Döndüğümde suyun içinde bir mücadele olduğunu gördüm. Çinliler bir hayvanı sırıklarıyla kıyıya itmeye çalışarak belli ki onu yakalamaya kararlı bir şekilde hayvana doğru yaklaşıyorlardı. Ama bir yandan da korkuyorlardı. Onlardan tarafa koştum.
Dev bir ahtapottu bu. Canavar güçlü dokunaçlarını taşlara doluyor, havada sallıyor ve saldırganlarının oluşturduğu halkayı aşıp geçme umuduyla açık denize doğru ani hamleler yapıyordu. Arkadaşlarına yardım etmek için başka Çinliler de koşup oraya gelmişti. Muazzam ahtapot kıyıya yakın bir yerdeydi. Ben de onu açıklıkla görüyordum. Ne renk olduğunu söyleyemeyeceğim çünkü mavimsi bir tondan kırmızıya, parlak yeşile, griye, hatta sarıya doğru durmadan renk değiştiriyordu. Çinliler onu sığ sahil şeridine ne kadar yaklaştırırlarsa o da o kadar çaresiz duruma geliyordu. Sonunda adamlar ahtapotu kıyıya çektiler. Hayvan kafasından uzanan, üstü bir sürü vantuzla dolu dokunaçlarıyla büyük bir çuvalı andırıyordu. Kollarından ikisini veya üçünü aynı anda havaya kaldırdığında gagaya benzeyen kocaman siyah ağzını görebiliyordum. Gaga bazen şiddetle kafadan ileri doğru uzanıyor, bazen de görünürde sadece siyah bir delik bırakacak şekilde içeri giriyordu. Ahtapotun gözleri dikkatimi çekti. Gözleri insan gözüne bu kadar benzeyen başka bir hayvan daha yoktur. Bu arada ahtapotun hareketleri canlılığını kaybetti. Hayvanın vücudu titremelerle sarsıldı. Renk değiştirmesi kesildi. Bütün vücudu kırmızımsı bir kahverengiye büründü. Bu çarpıcı örnek bir müzede kendine değerli bir parça olarak yer bulabilirdi. Ama elimde ne onu saklayabilecek uygun kap ne de yeterli miktarda formalin vardı. O nedenle dokunaçlarından birinden aldığım bir parçayla yetinmek zorunda kaldım. Ve dokunacı formaline yatırılmış bazı pavurya kabuklarıyla birlikte bir kavanoza koydu. Akşam kavanozu incelediğimde kabuklardan ikisinin kaybolmuş olduğunu görünce şaşaladım. Sonunda dokunacın kabukları emmiş olduğu anlaşıldı. Çinlilerin yürüttüğü çeşitli deniz ticareti faaliyetlerini ve ahtapot avını incelemek neredeyse bütün gün sürmüştü. Akşam Çinliler bana ahtapot ziyafeti çektiler. Canavarı deniz suyunda kaynatmışlardı. Beyaz ve lastiğimsi etin tadı mantara benziyordu. Mutlu bir tesadüf. Güneş doğarken biz çoktan yola koyulmuştuk. Vladimir Körfezi'ni Taduşu Vadisi'ne bağlayan patika, yük hayvanlarımızı rahatlıkla geçirebileceğimiz kadar genişti. Yol meşe, huş, ıhlamur ve karakavak ağaçlarıyla dolu zengin bir orman örtüsüne sahip dağlardan geçerek Taduşu'nun sol kıyısı boyunca ilerliyor, eski nehir ağzı yakınlarında bir dağ yamacına doğru kıvrılıyordu. Öğleden sonra hava bozdu. Alçak bulutlar üstümüzde sağa sola koşuşarak dağ zirvelerini yalıyorlardı. Altımızdaki vadi kasvetli bir görünüme büründü. Güneş parlarken muhteşem görünen zirveler somurtkanlaştı, nehir birkaç ton daha koyu bir renk aldı. Bunların ne anlama geldiğini bildiğimden adamlara kamp kurmalarını ve gece için yetecek kadar yakacak toplamalarını emrettim. Adamların ikisi ava çıkmak istediler. Onları kamptan fazla uzaklaşmamaları ve vaktinde dönmeleri konusunda uyardım. İçlerinden biri bir saat sonra geri gelerek 4 kilometre kadar ötedeki kayalık bir tepenin eteğinde yalnız bir avcı ile karşılaşmış olduklarını bildirdi. Adam kim olduğumuzu, ne kadar süredir yürüdüğümüzü sormuş. Nereye gittiğimizi öğrenmek istemiş. Benim adımı duyunca da heyecanlanmıştı. Bu haber beni huzursuz etti. Avcının kim olabileceğini düşündüm. Adamım yabancıyla buluşmak için o tarafa gitmeme gerek olmadığını, çünkü adamın kampımıza geleceğini söylediğini anlattı. Ama ben yine de tüfeğimi kaptım. Köpeği bir ıslıkla yanıma çağırıp patika boyunca ilerlemeye başladım. Kamp ateşinin parlaklığından sonra akşam alacası karanlıktı. Ama gözlerim yavaş yavaş duruma alıştı. Patikayı rahatlıkla seçebiliyordum. Gökte bir hilal vardı. Ağır bulutlar her tarafa yayılmış, ayı gözlerden saklıyorlardı. Ay da onları yakalayıp hepsinin önüne geçmek için mücadele eder gibiydi. Bütün canlılara bir sessizlik çökmüştü. Yalnızca çekirgeler otların içinde yumuşak bir sesle şarkılarını söylüyorlardı. Ateşimizi artık göremez olmuştum. Köpeğim birdenbire deli gibi havlayarak öne doğru atıldı. Kafamı kaldırınca karşımda karanlık bir şekil buldum. ''Kim var orada?'' diye haykırdım. Cevap veren sesi duyduğumda omurgamdan aşağı bir neşe ürpertisi indi. ''Dersu, Dersu!'' diye bağırdım. Coşkuyla ve ona doğru koştum. Güreşiyormuşuz gibi kucaklaştık.
Köpeğim Alpa kendisini Derso'nun üzerine attıysa da onu tanıyınca öfkeli hırlaması bir karşılama iniltisine dönüştü. "Selam yüzbaşım," dedi Nani, Alpa'yı tasmasından yakalayarak. "Nereden geldiğini, bunca zamandır neler yaptığını, yolunun vadiye neden düştüğünü ve nereye gittiğini öğrenme hevesiyle onu soru yağmuruna tuttum." Derso bu kadar soruyla baş etmekte güçlük çekiyordu. Sakinleşip anlamlı konuşma yeteneğimize kavuşmamız biraz vakit aldı. "Taduşu'ya geldim," dedi Derso. "Adamlar bana Shinmin'de, Olga istasyonunda yani, 4 yüzbaşıyla 12 kazakın kaldığını söylediler. Ben de oraya gitmem gerek diye düşündüm." Kısa bir sohbetten sonra kampa döndük. Keyfim yerindeydi. Bunda da şaşacak bir şey yoktu. Derso yeniden yanımdaydı. Kampa kısa sürede vardık. Adamlar bizi karşılarken saklamadıkları bir merakla Nani'yi inceliyorlardı. Derso hiç değişmemişti. Önceden olduğu gibi deri ceketi ve geyik derisi pantolonunu giyiyor, başına aynı saç bandını takıyordu. Eski tüfeği de hala yanındaydı. Sadece saçma torbası biraz yeni gibi görünüyordu. Adamlar Derso'yla benim eski dostlar olduğumuzu anladılar. Derso tüfeğini bir ağacın dalına astı, sonra da beni tepeden tırnağa inceledi. Gözlerindeki ifadeden ve gülümseyişinden beni gördüğüne sevindiğini anlayabiliyordum. Adamlara çay yaptırdım, ben de oturup Derso'ya aradan geçen 3 yılda neler yaptığına dair sorular sormaya başladım. Hanka Gölü yakınlarında benden ayrıldıktan sonra kış boyunca samur tuzakları kurmuş, baharda geyik avlamış, yazında Fusing'e gitmişti. Keşif gezimizin söylentisi ona ulaşınca da aceleyle Taduşu'ya gelmişti. Adamlar erkenden uyudular. Derso ile ben de gecenin ilerleyen saatlerine kadar konuştuk. Onun gelişiyle haydutlardan, vahşi hayvanlardan, kardan ve selden yana hiç korkum kalmamıştı. Sabah 9'da uyandığımda yağmur dinmiş olmasına rağmen gökyüzü kapalı görünüyordu ve havanın iyi olduğu söylenemezdi. Yürümek zor olacaktı ama boş boş oturmak daha zordu. Adamlar atları eğerleme emrimi sevinçle karşıladılar. Yarım saat sonra yola çıkmıştık. Derso ile ben onun da bizimle gelmesi konusunda sözsüz bir anlaşmaya varmıştık. Başka türlüsü düşünülemezdi. Adamlarımın onu eteğinde bulduğu kayalığa uğrayarak her zamanki gibi tek bir çantadan ibaret olan eşyalarını aldık. Yanımda tıbbi amaçlarla bulundurduğum ve kötü havalarda birkaç damlasını dağıttığım bir şişe rom vardı. Şişenin dibinde ancak bir parmak sıvı kalmıştı. Ben de onu çaya katarak fazla yükten kurtulmaya karar verdim. Sonra da boş şişeyi otların üstüne attım. Derso büyük bir hararetle şişenin üstüne atıldı. Benim gibi bir şehir adamı için şişe gerçekten de değersizdi. Ama orman adamları için aynı şey geçerli değildi. Derso sırt çantasının bağlarını gevşetti. O çantayı boşaltırken ben de hayret dolu gözlerle seyrediyordum. Çantada boş bir un çuvalı, iki eski gömlek, ince deri şeritlerden bir demet ip, eski yerli ayakkabıları, mermi kovanları, bir pudra kutusu, kurşun, bir kutu tüfek kapsülü, branda, bir keçi postu, bir deste çay ve tütün yaprağı, boş bir teneke, bir çuvaldız, küçük bir balta, kibritler, çakmak ve çakmak taşı, kav, ziftli çıra, huş kabuğu, boş bir kutu, bir fincan, küçük bir tencere, kıvrık bir yerli bıçağı, ameliyat ipliği, boş bir makara, kurumuş şifalı otlar, bir ipe dizilmiş yaban domuzunun safra kesesi, ayı dişleri ve pençeleri, misk geyiği toynakları ve başak pençeleri, iki bakır düğme ve daha bir yağın döküntü. Bütün bunların arasında benim attığım ve görünüşe bakılırsa onun görev duygusuyla toplayıp yanında taşıdığı eşyalar da vardı. Hazinelerini sıraya dizdikten sonra ona bunların yarısından çoğunu atmasını önerdim. Ama Derso her şeyin günün birinde işe yarayabileceği konusunda ısrar ederek benden hiçbir şeye dokunmamamı istedi. Onu sıkıştırmadım ve bundan sonra Nani'ye danışmadan hiçbir şeyi atmamaya karar verdim. Ama Derso fikrimi değiştirebileceğimden korkarak hazinelerini aceleyle sırt çantasına tıktı. Bunu yaparken de o şişeye özel bir itina gösterdi. Akşam gökyüzünde bulutlar toplandı. Yağmur yağacağından korktum ama Derso beni yatıştırdı. Sisi bulut zannettiğimi, ertesi gün havanın güzel hatta sıcak olacağını söyledi.
onun hava tahmini konusunda hiç yanılmadığını bildiğimden bu sonuca hangi işaretlere bakarak vardığını sordum. Nani derin bir nefes alıp göğsünü işaret ederek "Hava ağır değil," dedi. Doğanın bir çocuğu olarak altıncı bir duyuyla donatılmışçasına havanın her halini bütün varlığıyla hissediyordu. Kampımızı nehir kıyısında cılız bir meşe ağacı topluluğunun dibine kurduk. Etrafa bir göz atan kazaklar çeşitli hayvan izleri gördüklerini belirterek ava çıkmak için izin istediler. Tayga sakinleri gün içerisinde çalılıklarda yatar, saklandıkları yerleri ancak alacakaranlıktan kısa bir süre önce terk ederler. Ormanın kenarında oyalanır, gecenin karanlığı dünyayı sarmaladıktan sonra çayırlıklarda otlamaya çıkarlar. Oysa kazaklar beklemek istemiyorlardı. Atları eğerleyip kamptan ayrıldılar. Ateşin başında yalnızca Dersu ile ben kaldık. Dersu bütün gün durgundu. Kampın çeşitli köşelerinde oturarak düşüncelere dalıp durmuştu. Bütün endişeli sorularıma başını sallayarak olumsuz cevap verdi. Baltasını okşadı. Anlaşılan rahatsız edici bazı düşünceleri kovalamaya çalışıyordu. 2 saatten fazla bir süre geçti. Uzayan gölgeler güneşin ufkun altına indiğini gösteriyordu. Ava katılmamızın vakti gelmişti. Dersu'ya seslendim, adam irkildi. Özür diler bir tonda kendisinin gelmeyeceğini söyledi. Eliyle ormanı işaret ederek, "Karım ve çocuklarım burada gömülü," diye ekledi. Yerli adetlerine göre mezarların yakınlarında ateş ederek, odun keserek, böğürtlen toplayarak veya otları ezerek ölüleri rahatsız etmenin yasak olduğunu anlattı. Onun neden o kadar üzgün olduğunu anlamıştım. İçim acıdı. Benim de ava katılmayacağımı ve kampta onunla oturacağımı söyledim. Hava kararırken 3 el silah sesi duyuldu. Seslerin mezarların olduğu taraftan gelmediğine memnun oldum. Kazaklar karanlık çöktükten sonra döndüler. Bir geyik vurmuşlardı. Akşam yemeğimizi yiyip uykuya çekildik. Gece 2 defa uyandım. İkisinde de Dersu ateşin yanında tek başına oturuyordu. Sabah olduğunda onun gitmiş olduğunu gördüm. Çantasıyla tüfeğini bırakmıştı. Demek ki geri gelecekti. Onu beklerken çayırlıkta volta atıp pek de farkına varmadan nehir kıyısına gittim. Nani oradaydı. Büyük bir taşın yakınında, toprağın üstünde kıpırdamadan oturuyordu. Ona seslendim. Döndüğü zaman yüzünde uykusuz geçirdiği gecenin izlerini gördüm. "Gidelim Dersu," dedim. "Eskiden burada yaşadım," dedi cevap olarak. "Annem babam da buraya yakın yaşamıştı. Yurdumuz ve ahırımız yandı." Sözünü kısa kesip ayağa kalkarak kampa kadar sessizlik içinde yürüdü. Kazakları yürüyüşe devam etmeye hazır halde bulduk. Bizi bekliyorlardı. Öğle vaktinden hemen sonra bir fanzaya geldik. Yaşlı bir yerli bize yolda bir süreliğine rehberlik etmeye gönüllü oldu. Adam Dersu'nun yanında yürüyor, ikisi alçak sesle sohbet ediyorlardı. Eski tanıdıklar olduklarını öğrendim. Dersu yaşlı adama benim atmış olduğum rom şişesini verdi. Böylesine cömert bir hediye karşısında adamın yüzü aydınlandı. Dersu ile birlikte acele etmeden kuşları seyrederek yürüdük. Çalılıklarla ağaçlıkların arasında kiraz kuşları dolanıyordu. Orada burada küçük usure ağaç kakanları ağaç gövdelerini gagalıyordu. Hani harıl harıl gaga vurmakta olan ve gelişimiz karşısında hiç telaşa kapılmayan yeşil ağaç kakan. Altın renkli kafasıyla özellikle dikkat çekiciydi. 2 usturi saksağını yakındaki yaprakların arasında yaygara halindeydi. Bir ara bir şahin de gördük. Kuş havalandı. Alçaktan uçarak ağaçların arasında gözden kayboldu. Yusufçuklar suyun üstünde sağa sola geziniyorlardı. Birisinin peşine bir kuyruk sallayan düşmüştü. Yusufçuğu yakalamak için uğraşıyordu. Ama Yusufçuk deşeli bir uçuşla ondan kaçtı. Bir ipek kuyruğun telaşta cıvıltıları dikkatimizi çekti. Dersu durmamı işaret ederek "Bekle," dedi. "Bu tarafa geliyor." Gerçekten de cıvılta giderek daha yakından duyuluyordu. Gürültücü ve ürkek kuş hiç şüphesiz orman boyunca birisini takip ediyordu. 5 dakika kadar sonra çalıların arasından biri çıktı. Bizi görünce olduğu yerde kala kaldı. Dersu ona korkacak bir şey olmadığını söyledi. Adamın bir ginseng avcısı olduğu belliydi. Gömleği ve pantolonu mavi pamuklu kumaştan, ayakkabıları yumuşak derdendi. Başında da kuş ağacı kabuğundan bir şapka vardı. Yağlı kağıttan bir önlük,
ön tarafını çiğden koruyordu. Islanma korkusu olmadan nemli yerlere oturabilmesi için de kuşağının arka tarafına bir porsuk postu sıkıştırılmıştı. Kemerinde bir bıçak, ginseng köklerini çıkarmak için kemik bir kepçe, çakmak ve çakmak taşı koymak için de bir kese sallanıyordu. Çinli'nin elinde ayaklarının altındaki yaprakları ve otları karıştırmak için kullandığı bir sarık vardı. Adam 55 yaşlarında ve kır saçlıydı. Güneş ellerini ve yüzünü koyu sarımsı bir kırmızıya döndürmüştü. Silahsızdı. Ona bir zarar vermeyeceğimizi anlayınca devrilmiş bir ağaca oturdu. Gömleğinin altından bir paçavra parçası çıkarıp terleyen yüzünü sildi. Duruşunda büyük bir yorgunluğun izleri vardı. Nehrin yukarı kısımlarında bir fanzası olduğunu, ginseng ararken genellikle uzaklara gittiğini ve evinden haftalarca ayrı kaldığını anlattı. Evini nasıl bulacağımızı tarif edip bizi orada kalmaya davet etti. Kısa bir dinlenmenin ardından da yeniden yola düştü. Onu gözlerimle takip ettim. Adam bizden biraz uzakta yere eğildi, biraz yosun alıp bir ağacın üstüne koydu. Alacakaranlık çökerken adamın küçük kulübesini bulduk. Sivri çatı yerlilerin yurt çadırlarını anımsatıyordu. Kapının iki yanındaki pencerelerde kaplı kağıt bazı yerlerde yırtılmış ve yamanmıştı. İçeride tuzakçıların ve avcıların kullandığı aletlerden eser yoktu. Sadece tırmıklar, kürekler, huş ağacı kabuğundan çeşitli boylarda kutular ve ginseng kazıları için kepçeler vardı. Ormanın sıklaştığı bir yerde kısa bir mola verdik. Yemekten sonra Dersu'yla ben önden gittik. Ekip de bizi takip etti. Yolumuz yokuş yukarıydı. Patikanın nehrin dar bir koyaktan aktığı tehlikeli bir noktanın etrafından dolandığını düşündüm. Ama sonunda yoldan ayrıldığımız ve yanlış tarafa gitmekte olduğumuz anlaşıldı. Bir kere bu patikada hiç toynak izi yoktu. İkincisi de dereceğin sularına bakarak anlamış olduğum üzere akıntı ters yöndeydi. Geri dönüp eski patikamızı bir noktada bulma ümidiyle doğruca nehir yönüne gitmekten başka çaremiz yoktu. Yoldan çok uzaklaşmıştık. Nehrin sol kıyısına, bir dağın eteğine geçmek zorunda kaldık. Meşeler, sedirler, kara huşlar, akça ağaçlar, aralyalar, ladinler, kavaklar, gürgenler, köknarlar, kara çamlar ve porsuk ağaçları kafa karıştırıcı bir biçimde her yeri sarmıştı. Ağaçların altındaki loşluk ormana tekinsiz bir hava veriyordu. Dersu yavaş yavaş yürüyor, her zamanki gibi dikkatle ayaklarının altına bakıyordu. Birdenbire durdu. Gözleri yerdeki bir şeye sabitlenmiş olarak çantasını sırtından kaydırdı. Tüfeğini yere bıraktı, baltasını fırlattı, attı ve ağzının içinde ateşli ateşli bir şeyler mırıldanarak kendini yüzüstü toprağa attı. "Ne oldu?" diye sordum. Ayağa kalkıp yeri işaret ederek kısaca cevap verdi. "Ginseng." Kalın yeşil halıya baktım ama Dersu bana gösterene kadar bitkiyi seçemedim. Yaklaşık 40 santim yüksekliğinde dört yapraklı ot benzeri bir bitkiydi. Bütün yapraklarında 5 tane yaprakçık bulunuyordu. Bunların en uzunu ortadakiydi. İki yandaki diğer yapraklıklar biraz daha kısaydı. En kısaları da en dıştakilerdi. Çiçek açma dönemini geride bırakmış olan bitkinin üzerinde küçük, yuvarlak, havuç ailesinin renk tonlarını taşıyan tohum zarfları vardı. Daha patlamamış olan zarfların içinde tohumlar bulunuyordu. Dersu onun çevresindeki otları temizledi, meyveleri koparıp bir paçavraya sardı. Sonra da kendisi kökleri kazarken yaprakları tutmam için benden yardım istedi. Köklerin bütün lifçiklerinin yerinde kalmasını sağlamak için çok dikkatli davranmak gerekiyordu. Dersu bitkiyi nehir kenarına götürerek köklere yapışmış toprak parçalarını büyük bir özenle yıkayıp akıttı. Elimden geldiği kadarıyla ona yardım ettim. Toprak yavaş yavaş temizlendi. 12 santim uzunluğundaki çatallı kök ortaya çıktı. Demek ginseng buydu. Bütün hastalıkları iyileştiren, yaşlanan vücuda gençlik canlılığını yeniden kazandıran mucize bitki. Dersu kökleri kesip yosun ve huş ağacı kabuğuyla sardı. Bir dua okudu. Çantasıyla tüfeğini alırken "Çok şanslısın yüzbaşı!" diye bağırdı. Bulduğu hazineyle ne yapmaya niyetlendiğini sordum. "Satacağım," dedi. "Satıp kurşun alacağım." Aklıma Çinli tüccarların vereceğinden daha iyi bir ücret ödeyerek ginseng'i satın alma fikri geldi. Ama bunu dile getirdiğim zaman hiç beklemediğim bir şeyle karşılaştım. Dersu
Kuş ağacı kabuğundan paketi gömleğinin altından çıkarıp bana sundu ve para ödemeden almam için ısrar etmeye başladı. Kabul etmedim. Bu da Dersu'yu hem şaşırttı hem de incitti. Daha sonra hediye vermenin bir yerli geleneği olduğunu öğrendim. Hediyeyi veren kişiye bunun karşılığında aynı değerde hediyeler sunuluyordu. Amba. Ertesi gün yoğun basık bir sis kırları sardı. Gri renkli, neşesiz bir sisti. Buz gibi de soğuktu. Dersu ile ben çabucak birer çay içip yola çıktığımız sırada adamlar hala eşyaları toplamakla ve atları eğerlemekle meşguldüler. Çeşitli incelemelerde bulunduğum ve bu yüzden de yavaş ilerlediğim için yürümeye genellikle ötekilerden önce başlıyordum. Ekibin beni yakalamak için bol bol vakti oluyordu. Ne var ki bu defa bir gece önce Dersu tarafından bu bölgede kaplan bulunduğu konusunda uyarılmış ve gruptan ayrılmama tavsiyesini almıştım. Usuri taygası alışılmadık biçimde sıktır. O kadar sıktır ki insan birkaç metreden daha ötesini göremez. Sık sık çeşitli orman sakinlerinin saklanma yerlerinin 4-5 metre kadar yakınından geçiyor, hayvanın hangi yöne doğru kaçtığını ancak kaçarken çıkardığı gürültüden ve kırılan dalların sesinden anlayabiliyordum. O anda da tayganın böyle bir kısmındaydık. Hava kötüydü. Israrlı bir çisenti vardı. Derin su birikintileri ilerleyişimizi yavaşlatıyordu. Otlar nemliydi. Ağaçlardan yağmur suları süzülüyordu. Ormanda tekinsiz bir sessizlik hakimdi. Bütün yaşam ölüp gitmiş gibiydi. Ağaç kakanlar bile ortalıktan kaybolmuştu. "Anlayamıyorum," dedim yol arkadaşıma. "Yağmur mu yağıyor yoksa sis mi var? Sence hava açacak mı?" Dersu. Nani bakışlarını gökyüzüne kaldırdı, sonra etrafına bakındı. Bir süre sessiz kaldıktan sonra "Toprak, dağlar, ormanlar, hepsi insanın aynısıdır. Terliyorlar," diye cevap verdi. Elini kulağına götürerek "Dinle," diye ekledi. "Nefes alıp veriyorlar, insanlar gibi." Sabah saat 11'di. Atların bize çoktan yetişmiş olmaları gerekirdi ama ekip hala görünürlerde yoktu. "Bekleyelim," dedi arkadaşıma. Dersu tek kelime etmeden durdu. Tüfeğini bir ağaca dayayıp piposunu bulmak için çantasını karıştırmaya başladı ama pipo yoktu. "Yolda düşürmüşüm," diye bağırdı can sıkıntısıyla. Geriye dönüp pipoyu aramak istedi ama peşimizden gelen adamların onu bulup bize getireceklerinden emin olduğum için Dersu'ya beklemesini öğütledim. 20 dakika kadar bekledik. Sonunda tütün içme isteği yaşlı adamı iyice gerdi. Dersu artık dayanamayarak ayağa kalkıp tüfeğini aldı. "Pipo yakındadır. Ben gidip bakayım." O sırada ben de ekibin hala görünmemesinden ötürü hiç de azımsanmayacak bir endişe içindeydim. O yüzden Dersu'ya katılmayı kabul ettim. Her zamanki gibi kendi kendine konuşarak ve başını sallayarak önden yürüyordu. "Yaşlanıyorum," diye mırıldanıyordu. "Kafam zayıfladı veya öyle bir şey oldu." Cümlesinin sonu boğazında takıldı kaldı. Olduğu yerde durdu, geriledi, sonra eğilip ayaklarının dibindeki toprağı inceledi. Fısıltıyla benimle konuşurken yüzünde utanç vardı. "Bak, yüzbaşı, bu amba bizi takip etmiş, çok kötü, izler taze, daha yeni bırakmış." Çamurda büyük bir kedinin taze izleri açık seçik görünüyordu. Kısa bir süre önce oradan geçtiğimiz sırada yoktu bu izler. Bunu gayet iyi hatırlıyordum. Ayrıca izler orada olsaydı Dersu'nun onları gözden kaçırmasına imkan yoktu. "Hayvan belli ki bizi takip ediyordu. Yakında," dedi Dersu. "Biz durup Pipo'yu ararken burada uzun süre beklemiş. Geri döndüğümüz sırada uzaklaşmış. Bak yüzbaşı, ayak izinde hiç su birikmemiş." Etrafımız su birikintileriyle doluydu ama kaplanın patilerinin bıraktığı çukurluklar hala kuruydu. Hayvanın bu izleri ancak birkaç dakika önce bıraktığına ve biz yaklaşırken çalıların arasına saklandığına şüphe yoktu. "Uzağa gitmemiş yüzbaşı." "Anladım," dedi Dersu. "Bekle." Birkaç dakika olduğumuz yere kök salarak kaplanın kendisini ele vermesini bekledik ama uğursuz, korkutucu bir havası olan ölümcül sessizlik bozulmadı. Dersu fısıldayarak "Tüfeğin dolu mu?" diye sordu. "Çok dikkatli olmak lazım.
Bir çukur veya devrilmiş ağaç görürsen iyice bak, iyice al babu. Gözleri her çalılığı, her ağacı dikkatle inceliyordu. Yarım saat kadar bu şekilde yürüdük. Gözlerini patikadan ayırmayan Dersu önden gidiyor, ben de onu takip ediyordum. Sonunda sesler duyduk. Bir ata küfür eden bir kazanın sesiydi bu. Birkaç dakika sonra da ekibimiz göründü. Atların ikisi nallarından kafalarına kadar çavurla kaplıydı. Eğerleri de öyle. İnce bir akarsuyu geçerken tökezleyip bataklığa düşmüşlerdi. Ekip bu yüzden gecikmişti. Tam beklediğim gibi adamlar yolda Dersu'nun piposunu bulmuşlardı. Pipoyu ona verdiler. Eğerleri düzeltmemiz, yükleri yeniden dağıtmamız ve atları temizlemenin bir çaresine bakmamız gerektiği için durmamızı emretmeye niyetlendim. Zaten çay vakti de gelmişti. Ne var ki Dersu bu fikre karşı çıktı. Sadece eğerleri düzeltip yola devam etmemizi öğütledi. Yakınlarda bir avcı kulübesi vardı. Orada kamp kurabilirdik. Kabul ettim. Adamlar hayvanların yüklerini düzeltirken Dersu ile ben de yolumuza devam ettik. Ancak 200 adım kadar yürümüştük ki tekrar kaplan izleriyle karşılaştık. Hayvan peşimizdeydi ve yaklaştığımızı hissedince doğrudan karşılaşmaktan yine kaçınmıştı. Dersu yüzünü izlerin gittiği yöne doğru çevirerek durdu ve yüksek sesle öfkeyle bağırdı. ''Neden bizi takip ediyorsun amba? Ne istiyorsun? Yoluna çıkmıyoruz. Tayga hepimize yetmez mi?'' Tüfeğini tehdit eder gibi salladı. Onu hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim. Amba'nın yani kaplanın sözlerini duyduğuna ve anladığına emindi. Hayvan ya bu meydan okumayı kabul edecek ya da bizi rahat bırakacaktı. Birkaç dakika bekledikten sonra Dersu rahatlayarak göğüs geçirdi, piposunu yaktı. Tüfeğini omzuna asarak güvenli adımlarla patikada yürümeye başladı. Yüzünde her zamanki kayıtsız düşüncelilik ifadesi vardı. Kaplanı utandırmış ve onun geri çekilmesini sağlamıştı. Bir saat kadar yürüdükten sonra orman örtüsü seyrekleşmeye başladı. Önümüze büyük bir açıklık çıktı. Taygadaki uzun yürüyüş bizi yormuştu. Gözlerimiz rahatlatıcı bir manzara arıyordu. O nedenle çayıra gelince hissettiğimiz sevinç kolaylıkla anlaşılabilir. ''Kvandahov'' dedi Dersu. ''Avcı kulübesini yakında buluruz.'' Açıklık eğrelti otlarıyla kaplıydı. Sağ tarafta Dersu'nun söylediğine göre geceleri alageyikler ve çatal ayaklarını suda rahatlatan, nemli tuzlu toprağa gevelemeyi seven yabani keçilerin indiği dar bir tuzlu bataklık alan sınırı beliriyordu. Dersu bataklığı işaret ederek ''Bu gece avlanırız'' dedi. Öğleden sonra saat 3 sularında sonunda avcı kulübesini bulduk. Çinli avcılar tarafından sedir ağacından yapılmıştı. Sivrisinekleri uzak tutmak için şöminenin dumanı iki ayrı açıklıktan dışarı veriliyordu. Yolumuza bir akarsu çıktı. Atları sudan geçmeye ikna etmek zor oldu. Bu arada Dersu'nun deyimiyle ifade etmek gerekirse hava terlemeyi sürdürdü. Asık suratlı gökyüzü sabah saatlerinde açılmış, sis biraz yükselmiş, aralanmıştı. Yağmur durmuştu ama hava önceden olduğu kadar rutubetliydi. Geceyi kulübede geçirmeye karar verdim. Tuzlu bataklıkta avlanma düşüncesi dayanılmayacak kadar çekiciydi. Hele de 4 gündür et yemediğimiz ve sadece peksimetle beslendiğimiz göz önünde bulundurulursa. Birkaç dakika içinde kampa taygada yolculuk etmiş herkesin tanıyacağı neşeli hareketlilik hakim oldu. Yüklerinden kurtulan atlar bir süre gezindiler, sonra da otlamaya gittiler. Yüklerimizi üst üste yığıp yağmur yağması ihtimaline karşı brandayla örttük. Bu arada birisi ateş yakıp su kaynatmıştı. Dersu bütün molalarımızda olağanüstü çalışkan davranırdı. Ağaçtan ağaca koşup kuş kabuğu toplar, dal kesip sırık yapar, çadırları kurar, hem kendisinin hem diğerlerinin giysilerini kurutur, hiç tütmeyen ateşler yakmayı becerirdi. Bir Ağustos günü, özellikle de kasvetli bir Ağustos günü kısadır. Sis dağ zirvelerine yükseldi. Çalıların arasında yalnızca hayaletlere benzeyen pus parçacıkları kaldı. Çabucak yemek yedikten sonra Dersu ile ben ava çıktık. Kamptan bataklığa uzanan bir patikayı takip ediyordu. Her taraf geyik ve keçi izleriyle doluydu. Neredeyse hiç bitkisel yaşam bulunmayan siyah bataklığın çevresini saran bodur kalmış ağaçlar
hastalıklı görünüyorlardı. Toprak ayaklar altında ezilmişti. Buranın geyiklerin gözlem mekanlarından biri olduğu belliydi. Hayvanları beklemek üzere sinmek için güzel bir saklanma yeri seçtik. Sırtımı bir kütüğe dayayıp arazi yerleşimini gözlerimle tarttım. Çalılıkların yakınında ve ağaçların altındaki karanlık hızla yoğunlaşıyordu. Derso, görüş açımızı temizlemek için bazı dalları kesti ve her nedense arkasındaki huş ağacı dallarını büktü. Bu yüzden de uzun süre sonra oturdu. Ormanda ve açıklıkta yalnızca sivrisineklerin monoton vızıltılarıyla bölünen bir ölüm sessizliği hakimdi. Hava gitgide karardı. Ağaçlarla çalılıklar hayvanları andıran belirsiz biçimlere bürünmeye ve hareket etmeye devam ediyormuş gibi görünmeye başladılar. Gölgeleri geyiğe benzettim. Tüfeğimi sıkıca kavradım. Birkaç kere ateş edecek gibi olduysam da her defasında Derso'nun yüzüne bir bakış bir şey yapmadan beklememi sağladı. Göz yanılgısı soldu gitti. Hayalimde yarattığım geyik silüeti yeniden ağaç veya çalı biçimini aldı. Derso mermerden oyulmuş gibi oturuyordu. Gözlerini bataklığın yanındaki iki çalı kümesinin üzerinde sabitlemiş, sakin sakin avını bekliyordu. Bir defasında doğrularak tüfeğini kaldırdı, kalbim heyecanla takla attı. Ne gördüğünü anlamaya çalışarak gözlerimi zorladım. Ama Derso'nun yeniden gevşediğini hemen fark ettim. Hava zifiri karanlıktı. Artık bataklığı da çalılıklarla ağaçların şekillerini de seçmek mümkün değildi. Sivrisinekler boynuma ve kollarıma merhametsizce saldırıyordu. Yüzümü bir ağla örttüm. Derso örtmedi. Görünüşe göre sivrisinekler onu rahatsız etmiyordu. Birdenbire bir hışırtı duydum. Bataklığın öbür tarafındaki çalılardan geliyordu. Derso'ya baktım. Boynunu eğmiş, karanlığı delmek için gözlerini kısıyordu. Işırtı kah açık seçik duyulur hale geliyor, kah tamamen duruyordu. Birisi çalıların arasından dikkatle bize doğru geliyordu. O kadarı kesindi. Yaklaşanın tuzlu toprakları gevelemek isteyen zarif ve hızlı ayaklı, muhteşem dallı budaklı boynuzlara sahip bir geyik olduğunu hayal ettim. Sivrisineklere aldırmadan ağı arkaya attım. Hem gözlerimi hem de kulaklarımı dört açtım. Bana kalırsa geyik bizden ancak 60-70 adım kadar uzaktaydı. Sonra gök gürültüsüne benzeyen tehditkar bir hırlama kulaklarımda patladı. Derso koluma yapıştı. Amba bu dedi korkmuş bir sesle. Üstüme bir halsizlik çöktü. Bacaklarım kurşun gibi ağırlaştı. Ani aptallaştırıcı bir korkuyla karşı karşıya kalan herkesin hissettiklerine benzeyen duygular hissediyordu. Ama bir yandan da içimde merak, hayranlık ve oyun başlamak üzereyken avcıyı ele geçiren türden bir coşku kıpırdanıyordu. Derso kötü diyordu. Burası ambanın avlanma alanı. Çok kızmış. Kendi kendine konuşuyordu olabilirdi. Korkmuş gibi görünüyordu. Gırr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 
kaldırdı. Onun ateş edeceğini düşündüm ama tüfeğini indirip kaplanla konuşmaya giriştiğini görünce ağzım açık kaldı. ''Tamam amba'' diyordu. ''Kızma, burasının senin av alanın olduğunu bilmiyorduk. Gidiyoruz. Taygada hepimize yetecek kadar yer var.'' Kaplanın olduğu tarafa doğru kollarını kaldırdı, sonra dizlerinin üstüne çöküp başını toprağa vurarak ana dilinde bir şeyler mırıldandı. Bunun benim üzerimde yaşlı avcıya acımak gibi bir etkisi oldu. Sonunda Dersu yavaşça doğruldu, tüfeğini alıp bana gitmemiz için işaret etti. Gel dedi. Kısaca ve cevabımı beklemeden çalıların arasından patikaya doğru ilerledi. Peşinden gittim. Kararlılığı ve patikadaki adımlarındaki güven içimi rahatlattı. Kaplanın peşimize düşmesi veya bize saldırması tehlikesi olmadığını hissediyordum. 200 adım kadar yürüdükten sonra duraklayıp Dersu'yu kararımızı değiştirmeye ikna etmeye çalıştım. Hayır, dedi kesin bir sesle. Ambaya yanımda biri varken asla ateş etmem. Sen de edersen bundan sonra dostun olamam. Bu kısa konuşmadan sonra sessizlik içinde yürüdü. Ben biraz geri kaldım. Ava kendi başıma devam etme fikrini ölçüp biçiyordum. Sonra bir dehşet hissi beni ele geçirdi. Hemen yol arkadaşımın peşinden koştum.
Uzun bir süre tek bir kelime bile etmedik. İkimiz de kendi düşüncelerimize gömülmüştük. Sonunda Kaplan'ı görememiş olduğumdan ötürü yüksek sesle yakındım. "Ah, hayır," dedi Dersu hararetle. "Ambayı görmek iyi değildir. Benim halkım şanslı insanların onu asla görmediğini söyler." İçini çekip kısaca durakladıktan sonra devam etti. "Ben ambayı çok gördüm. Bir defasında ona sebepsiz yere ateş ettim. Şimdi korkuyorum. Günün birinde başıma çok büyük bir talihsizlik gelecek." Nani'nin sözlerinde öyle derin duygular vardı ki içim bir kez daha acıma hissiyle doldu. Onu teselli etmeye ve konuyu değiştirmeye çalıştım. Bir saat sonra kampa vardık. Yaklaşmamızdan korkan atlar kişnediler ve humurdandılar. Ateşin etrafındaki adamlar ayaklandı. İşlerinden ikisi bizi karşılamaya koştu. "Atlar huzursuz," dedi biri. "Çok sinirliler. Bir şey de yemiyorlar. Bütün bunların arkasında yırtıcı bir hayvan var." Kazaklara atları dizginlemelerini ve silahlı nöbetçiler koymalarını emrettim. Kaplan'la olan karşılaşmamızın etkisi altında düşüncelere gömülmüş olan Dersu bütün akşam sessiz kaldı. Yemekten sonra yattıysa da sağdan sola dönüp duruyor, ağzının içinde bir şeyler mırıldanıyordu. Akşamları Dersu ile genellikle vahşi hayvan avları ve orman yangınları hakkında konuşurduk. Dağarcığında bir sürü hayvan hikayesi vardı. Mesela bundan yaklaşık 20 yıl önce batıdan doğuya doğru iki kış boyunca süren bir kaplan göçü olduğunu ondan öğrenmiştim. Bunun Sungari Nehri'nden Skota Aline yapılan bir kitle göçü olduğunu düşünüyordu. Birkaç defa kaplanı öldürmesi meselesiyle ilgili soru sorduysam da Nani ya cevap vermedi ya da konuyu değiştirmeye çalıştı. Neyse ki sonunda direncini kırmayı başardım. Mayıs ayıydı. Dersu Fusing Nehri'ndeydi. Yanında küçük bir köpekle meşe ağaçları arasından vadide yürüyordu. Köpek önceleri oyunbaz bir biçimde önden koşarken sonra telaş belirtileri göstermeye başlamıştı. Dersu köpeğin geçtikleri yoldaki ayı izlerinden korktuğunu düşünerek aldırmadan yoluna devam etmişti. Köpek daha da telaşlanmış, Dersu'nun bacaklarına yapışmıştı. Yakınlarda bir kaplan geziniyordu. Onu gören bir adam da bir ağacın arkasına saklanmıştı. Bunlardan habersiz olan Dersu doğruca kaplanın üstüne doğru gidiyordu. O yaklaştıkça kaplanın saklanma çabaları da artıyordu. Hayvan resmen top gibi olup büzülmüştü. Tehlikenin hala farkında olmayan Dersu, sızıldanan köpeğini ayağıyla itelemişti. Tam o anda da kaplan saklandığı yerden çıkmış, kuyruğuyla yanlarını öfkeyle döverek ve kükreyerek Dersu'nun karşısına geçmişti. "Kükreme!" diye bağırmıştı Dersu. "Sana dokunmayacağım, öfkelenme." Ne var ki kaplan yana doğru birkaç adım atarak kükremeyi sürdürmüştü. Nani ona tekrar bağırmış, gitmesini söylemişti. Ama kaplan yerinden kıpırdamamıştı. Dersu da o zaman tüfeğini kaldırıp nişan alarak onu bir kez daha uyarmıştı. "Tamam, gitmiyor musun? O zaman ateş edeceğim. Sonra suçu bende bulma." Tam o sırada kaplan da kükremeyi bırakıp çalılıkların arasına doğru hızla yürüyerek uzaklaşmıştı. Dersu'nun ateş etmemesi gerekirdi ama etmişti. Kaplan yakınlardaki bir yükseltinin tepesine çıktığında o da tetiği çekmiş, kaplanın çalıların arasına düştüğünü görmüş, sonra da yoluna devam etmişti. 4 gün sonra geri dönerken o yükseltinin yanından bir kez daha geçmiş, bir ağacın dallarına konmuş 3 karga görmüştü. Kargalardan biri gagasını dala sürterek temizliyordu. Dersu kaplanı öldürmüş olduğunu anlamış ve gerçekten de ölü hayvanı yükseltinin öbür tarafında böğründe kurtçuklar kaynaşır halde bulmuştu. Geri çekilen ambaya ateş etmiş olması yüzünden dehşete kapılmıştı. O zamandan beri de bir kaplanı boş yere öldürmüş olduğu düşüncesi Nani'ye rahat huzur vermiyordu. Er ya da geç bunun bedelini çok ağır bir biçimde ödeyeceğini hissediyordu. "Korkuyorum, çok korkuyorum," diye bitirdi hikayesini. "Eskiden her zaman yalnızdım ve hiç korkmazdım. Şimdi bir şey görsem korkuyorum. Hayvan izlerinden korkuyorum. Taygada tek başıma uyuyunca korkuyorum." Sustu, gözlerini kamp ateşinin alevlerine dikmişti.
uğursuz yer. Scott'a Allen'e yaklaştıkça ağaçlar seyrelmeye başladı. Sonunda nehrin kaynağına geldiğimizde etrafta ancak yosun kaplı cılız alaçamlar, kara çamlar ve köknarlar vardı. Kökler yalnızca ince bir yosun tabakasıyla kaplanmış halde toprağa yayılmışlardı. 20 yaşında bir ağacı tek elle devirmek işten bile değildi. Kısa ve tehlikeli bir ömür süren ağaçlar tepeden aşağı doğru ölüyor, kurumuş olanlar en ufacık bir dokunuşla toza dönüşüp yere inmeden önce uzun bir süre ayakta kalıyorlardı. Böyle ormanlar her zaman ıssızdır. Oralarda hayvan bulunmaz. Kuşlar da, vızıldayan böcekler de yoktur. Ortalığa genellikle sıkıcı, kahverengimsi bir gri hakimdir. Toprak üzerinde bir bitki örtüsünün yokluğu dikkat çeker. Eğrelti otuyla hasır otu bile görülmez. Nereye dönerseniz dönün, ayağınızın altında, taşların üzerinde ve dalların arasında yalnızca yosun vardır. Tayganın bu görüntüsü boğucu bir kasvet duygusu uyandırır. Ormandaki ölümcül sessizlik, yalnızca ağaç tepelerindeki rüzgarın melankolik uğultularıyla bölünür. O uğultu da tekinsiz ve tehdit dolu bir şey vardır. Yerliler böyle yerlerin kötü ruhlarla dolu olduğunu düşünürler. Günün bitmesine yakın hala geçide varamamıştık. Biz de Scott'a Allen'in eteklerinde durduk. 12 Ağustos günü Dersu beni şafakta uyandırdı. İkimiz kahvaltıdan sonra kamptan ayrıldık. Kazaklara atları eğerledikten sonra peşimizden gelmeleri söylenmişti. Scott'a Allen'deki geçidin yüksekliğini ölçecektim. Dağda gözümüzün önünde muhteşem bir manzara açıldı. Aşağıdaki dünya deniz gibiydi. Tepeler de bu denizdeki devasa fosilimsi dalgalardı. En yakındaki tepelerin silüetleri tuhaf, grotesk biçimlerdeydi. Onların arkasındaki tepeler de mavimsi bir sisin altında gözden kaybolmuşlardı. Daha ilerilerde ise zirveleri bulutlardan ayırt etmek bile mümkün değildi. Ama bu yükseklikten dağ kıvrımlarının ve nehir yataklarının biçimini kolaylıkla çıkarabiliyordum. Araştırmamızı tamamlayınca Van Vadisi'ne indik ve 6 kilometre kadar yürüdükten sonra ekibi beklemek üzere durduk. Dersu nehir kıyısına oturdu. Ben ileri doğru yürürken o da ayakkabılarıyla uğraşmaya başladı. O noktada patika 120 derece civarında bir açıyla dönüyordu. Geriye doğru bakınca Dersu'nun onu bıraktığım yerde oturduğunu gördüm. Nani eliyle bana devam etmemi işaret etti. Ormanın kıyısında birkaç yaban domuzu gördüm ama ben ateş etmeye fırsat bulamadan hayvanlar kaçtı. Önlerini kesmek için koştum. Birkaç dakika içinde de domuzları yakaladım. En azından yakaladığımı sandım. Çalılıkların arasında bir şey kıpırdadı. Koyu renkli nesne durunca ben de tüfeğimi kaldırıp ateş ettim. Aynı anda bir çığlık koptu. Çığlığı acı dolu bir inleme izledi. Bir insanı vurmuş olduğumun korkunç düşüncesiyle sarsıldım. Talihsizliğin yaşandığı yere koşarak vardığımda karşılaştığım manzara beni yıldırım çarpmışa döndürdü. Dersu, Dersu'yu vurmuştum. Adam sol dirseğine dayanarak sağ eli gözlerinin üstünde olmak üzere yerde yatıyordu. Ona doğru eğildim ve korkudan titreyen bir sesle neresinden vurulmuş olduğunu sordum. "Sırtımdan," dedi. Deli gibi fena halde yırtılmış ceketiyle gömleğini çıkarmaya davrandım. Sırtını görünce rahatlayarak derin bir nefes aldım. Açık yara yoktu. Sadece bakır bir bozuk para büyüklüğünde öfkeli bir berelenme görünüyordu. Ummalı gibi titrediğimi ancak o zaman fark ettim. Dersu kendini çabucak toplayıp durumumu anladı ve beni neşelendirmeye çalıştı. "Tamam yüzbaşı, hata sende değil. Arkadaydım. Öne geldiğimi bilemezdin ki." Onun oturmasına yardım ettim ve nasıl olup da domuzlarla benim arama girdiğini öğrenmek istedim. Onun da domuzları benimle aynı anda görmüş olduğu anlaşıldı. Avcı içgüdüleri baskın çıkmış, Dersu ayağa fırlayıp domuzların peşine düşmüştü. Ben dairesel bir rota izlerken o kuş uçuşu düz bir hat üstünden sürmüştü domuzların izini ve kısa sürede benim önüme geçmişti. Domuzlarla aynı renkteki ceketi beni aldatmıştı, ben de ateş etmiştim. Kurşun ceketini yırtıp sırtını berelemişti. Geçirdiği şok yüzünden de bacakları tutmaz olmuştu. 10 dakika kadar sonra adamlar yanlarında atlarla göründüler. Dersu'nun yarasına iyot döktüm. Atlardan birinin sırtındaki yükün indirilip diğer hayvanlara paylaştırılmasını sağladım.
Ders suyu eğere yerleştirdik ve o uğursuz yerden ayrıldık. Gün ilerledikçe ders su kendine geldi ama ben gelemedim. Hayatımı borçlu olduğum adama ateş etmiş olduğum düşüncesi beni tüketiyordu. O günün yaban domuzlarının ve genel olarak da avcılığın yerin dibine batmasını isteyerek küfrettim. Kurşun yarım santim sola kaymış veya ateş ederken elim titremiş olsaydı Dersu ölecekti. Bütün gece gözümü bile kırpmadım. Ateşler içindeki hayal gücüm kafamda ormanın, domuzların ve yerde yatan Dersu'nun görüntülerini canlandırıp duruyordu. Gece birkaç defa dehşet içinde kanttan fırlayıp açık havanın kafamı temizleyeceği umuduyla fazladan çıktım. Kendi kendime durmadan Dersu'nun hayatta olduğunu, yanımda olduğunu tekrarlayıp duruyordum. Ama hiçbir şeyin faydası olmuyordu. Bir ateş yakıp kitap okumaya çalıştım ama kısa sürede düşüncelerim kitaptan uzaklaştı gitti. Şafak çok uzun bir sürenin sonunda sökmeye başladı. Aşçı kahvaltı hazırlamak için kalkınca çok rahatladım ve ona yardım etmeye koştum. Sabah olduğunda Dersu kendini daha iyi hissediyordu. Sırtındaki acı azalmıştı. Yürüyebiliyordu da ama hala baş ağrısından ve güçsüzlükten şikayetçiydi. Bir kez daha atlardan birini onun kullanımına ayırdım. Van Ho'nun aşağı kesimlerinde orman hayvanlarının suya indiği yola dikilmiş bir çite rastladık. Çit devrilmiş kütüklerle canlı ağaçlar kullanılarak yapılmıştı. Kütükler kazıklarla sabitlenerek ayağa dikilmişti. Böylece hayvanlar aradan geçemiyordu. Çitte belli aralıklarla boşluklar bırakılmıştı. Bu boşluklar otlar ve yapraklarla dikkatle gözlerden gizlenmiş çukurlara açılıyordu. Gece su içmeye giden hayvanlar çite rastlıyorlar, deliklerden çıkmak isterken tuzağa düşüyorlardı. Böyle çitler zaman zaman 45 kilometre uzunluğunda olup 200 civarında çukur bulundururlar. Van Ho'daki çit terk edilmişti. Çinlilerin buraya aylardır gelmediği anlaşılıyordu. Çukurlardan birinde canlı bir dişi geyik bulduk. Görünüşe bakılırsa hayvan oraya 3 gün önce düşmüştü. Durduk ve onu nasıl kurtarabileceğimizi konuşmaya başladık. Adamlardan biri çukura inmeye gönüllü oldu ama Dersu buna karşı çıktı. Çıkması kesin olan kargaşada alageyik kendisini öldürebilir, hatta cesur avcıyı da yaralayabilirdi. Sonunda onu kemetlerle dışarı çekmeye karar verdik. Çukurun dibine sarkıttığımız iki ilmek geyiğin bacaklarına geçti. Bir üçüncü ilmek de hayvanın boğazına takıldı. Yukarı çektiğimiz sırada geyik neredeyse boğulmak üzereydi ama ilmekler çıkarılır çıkarılmaz gözlerini devirdi. Nefesini toparladıktan sonra da ormanın köşesindeki bir dereceye doğru sendeleyerek gidip bizim varlığımıza karşı tam bir kayıtsızlık içinde kana kana su içti. Dersu, Çinlilerin çiti terk ederken çukurları doldurmamalarına kızmıştı. Bir saat kadar sonra bir fanzaya geldik. Kendini yeniden iyi hissetmeye başlayan Dersu, gidip çiti yıkmak istiyordu. Ona ertesi güne kadar dinlenmesini öğütledim. Yemekten sonra Çinlilere tuzakları ortadan kaldırmalarını emrettim. Bütün çukurları doldurduklarından emin olmak için de kazakları da onlarla birlikte gönderdim. Kazaklar alacakaranlıkta geri dönerek çukurların üçünde iki ölü geyikle bir de canlı karaca bulduklarını haber verdiler. Ertesi gün bütün günü kampta geçirdik. Hava kararsız, çoğunlukla kapalı ve yağmurluydu. Adamlar çamaşırlarını yıkadılar, giysilerini onarıp tüfeklerini temizlediler. Dersu tamamen iyileşti, bu da beni çok sevindirdi. Denize dönüş. Geçide tırmandık, ırmağı takip ederek doğuya doğru ilerledik. Saat 4'te Gümüşkaya Vadisi'ne varmıştık. Nehir alabalık doluydu. Adamlar oltalarla kendilerini eğlendirirken ben de tüfeğimi alıp dağları keşfe çıktım. İlgimi çekecek bir şey bulamayınca alacakaranlık çökerken nehir kenarına indim. Yakınlardaki bir çukurdan gelen su şapırtılarını duyunca çukurun kenarına dikkatle ve yavaşça yaklaştım. Sesleri iki rakun köpeği çıkarıyordu. Balık avlamaya o kadar dalmışlardı ki beni fark bile etmediler. Ön ayakları suyun içindeydi. Kendilerine doğru gelen küçük balıkları dişleriyle yakalamaya çalışıyorlardı. Kendimi bu manzaradan alamıyordum.
Zaman zaman avlanmayı kesiyor ve yerde acele acele çukur kazan su farelerine saldırıyorlardı. Ne yazık ki birisi kafasını kaldırdı, bana doğru dikkatle baktı ve bir köpeğin bağırmasına çok benzeyen bir ses çıkardı. İkisi de otların arasında gözden kayboldular. Uzun süre bekledim ama nehir kıyısına dönen olmadı. Kampta her şey yolundaydı. Akşam yemeğinden sonra herkesin çeşitli işlerle uğraştığı bir saat geçirip üstüne güzel bir çay içtik. Nehrin ağzından yaklaşık 4 kilometre ötede bataklık bir alana rastladık. Kum tepeleriyle durgun su birikintileri eski kıyı çizgisinin geçmişte nerede olduğunu gösteriyordu. Tuz birikintileri ve deniz suyu bu bölgeyi işgal etme konusunda iyi çalışmışlardı. Kıyıdan yaklaşık 1,5 mil kadar uzakta kum tepelerinin arasındaki uzun göl muhtemelen önceki körfezin en derin yeriydi. Gölün neredeyse tamamen otlarla kaplanmış olduğunu keşfetti. Üstünde ördekler geziniyordu. Dersu ile ben birkaç ördek avlamak için geride kaldık. Ekip yola devam etti. Gölde yüzen ördekleri ateş etmenin bir anlamı yoktu. Çünkü kayık olmadan vurduklarımızı toplamamız mümkün değildi. O nedenle kuşların havalanmasını bekledik. Bende av tüfeği, Dersu'da da her zamanki silahı vardı. Onun nişancılığını övmem gerektiğini hissettim. Nadiren boşa atıyordu. Eskiden iyi nişancıydım dedi. Hiç kaçırmazdım. Artık o kadar iyi değilim. O konuşurken bir ördek uçtu. Dersu çabucak tüfeğini kaldırıp ateş etti. Ölümcül bir yara alan ördek tepe üstü aşağı düştü. Bakışlarım hayranlıkla kanatları açık kuştan Dersu'nun yüzüne kaydı. Keyfi fazlasıyla yerinde olan Dersu, etrafımızdaki yumurta büyüklüğünde taşlardan havaya birkaç tane atmamı önerdi. 10 taş fırlattım. Dersu da 8'ini havada vurdu. Bana zaferle baktı ama bu bakışta boş gurur yoktu. Hayatını hala avlanarak kazanabileceği için mutluydu. Göl kıyısında birkaç saat geçirdik. Zaman hızla akıyordu. Batmakta olan güneşin altın renkli ışınları her tarafa yayılırken biz de ganimetlerimizi toplayıp aceleyle ekibin peşine düştük. 4 kilometre kadar uzaktan bir çöl kervanını andıran tek sıra halindeki atlarla aramızda geniş bir kum şeridi uzanıyordu. Kazaklar deniz kıyısında sularla sürüklenen kütüklerle inşa edilmiş küçük bir fanzanın yakınlarında kamp kurmuşlardı. Kulübede iki Çinli inci avcısı yaşıyordu. Hayatımda o ikisi kadar konuksever kimse görmedim. Yorgunluktan bitmiştik. Üstelik benim topuğum su toplamıştı. İhtiyacımız olan şey bir günlük bir dinlenmeydi. Yaralı ayağım beni bütün gece uyutmadı. Şafak sökmeye başladığında çok rahatladım. Ateşin yanında oturup doğanın gece uykusundan uyanmasını seyrettim. Önce kara bataklar uyandı. Hiç acele etmeden kanat çırparak denizin üstünden görünüşe göre av alanlarına doğru uçtular. Ördek sürüleri ot kaplı gölün üzerinde süzüldü. Denize ve karaya derin bir sessizlik hakimdi. Dersu diğerlerinden önce uyandı, çay yaptı. Güneş sulu enginliğin gerisinden neredeyse canlı bir varlık gibi göz kırptı. Manzaradan çok etkilenmiştim. "Muhteşem!" diye bağırdım. Dersu da "Reis o!" diye cevap verdi. O ölürse her şey ölür. Kısa bir süre duraksadıktan sonra "Dünyada!" diye devam etti. Kuzeydoğu göstererek "Kafası orada!" dedi. Sonra güneybatıya döndü. "Bacakları da orada." Sözleri ilkel bir hayvansılık taşıyordu ama yine de meseleyi çarpıcı derecede özünden kavruyordu. Seslerimiz kazakları uyandırdı. Bütün gün oturdum. Ayağımı iyileştirmeye çalışıyordum. Adamlar da yerlerinden yalnızca atlara bakmak için kalkarak dinlendiler. Hava değişkendi. Batı rüzgarları haşindi. Geceler soğuk geçiyordu. Sonbahar yakındı. Ayağım kısa sürede iyileşti. Biz de yolculuğumuza devam ettik. Tetu Nehri'nin denize döküldüğü yerde körfezde koy da bulamadık. Kıyıda yalnızca deniz yosunlarıyla kaplı küçük girintiler vardı. İç taraflar değişik su çulluğu çeşitlerinin uğrak yeriydi. Hızlı koşucular olan Doğu Sibirya İstiridye avcılarını fark ettim. Dalgalara aldırmadan suda geziniyorlardı. Kızıl bacaklar küçük sürüler halinde kırmızı bacakların üstünde gururla geziniyor, otların arasında yiyecek arıyorlardı. Biz yaklaşınca endişeyle havalanarak önce denize doğru uçtular, sonra hep birlikte keskin bir dönüş yaptılar ve karaya indiler. Yosunlarla kumların şeritler halinde uzandığı bir yerde
sıcakkanlı Usturi yağmur kuşlarıyla tanıştı. Kuşlar oyukların içine, taşların ve deniz kabuklarının altına titizlikle bakıyor, kumla deniz arasında koşturup duruyorlardı. Kıyıya ne zaman normalden büyük bir dalga vuracak olsa havalanıyor ve su çekilene kadar da havada kalıyorlardı. Karabataklar suda açılmışlardı. Derinlere dalıyor ve daldıkları noktanın çok uzağında su yüzüne çıkıyorlardı. Bir sürü martı denizin üzerinde alçaktan uçuyordu. Aralarında en dikkat çekicileri Doğu Sibirya'nın gülen martılarıydı. Martıların zaman zaman suya doğru inerken çıkardıkları o tuhaf ses gerçekten de insan kahkahasına benziyordu. Kuşlar sudan sırayla havalanıyor, birdir bir oynar gibi birbirlerinin üstünden uçarak gagalarıyla ötekilere vurmaya ve arkadaşlarının hazinelerini çalmaya çalışarak yeniden dalgalara yerleşiyorlardı. Öbür tarafta Tehuto'nun ağzının üstünde av arayan iki beyaz kuyruklu deniz kartalı gördük. İki kuş birden kıyıya doğru dalışa geçtiler. Bütün kargalar, martılar ve çulluklar itiraz etmeden kartalların yolundan çekildi. Deniz kıyısında birkaç gün dinlendikten sonra iki gruba ayrıldık. Dersu, ben ve dört kazak Tetuho'dan yukarı doğru çıktık. İki kişi de kıyıyı keşfetmek üzere geride kaldı. Balıkların yumurta dökme mevsimiydi. Binlerce somon balığı nehirden yukarı çıkıyordu. Ağırlıkları 3 ile 5 kilo arasında değişen, avlanınca direnen bu balıklar, Çağlayan'a ulaşma telaşı içinde suyu tam anlamıyla doldurmuşlardı. Kontrol edilemez bir güç, akıntının ters yönüne doğru gitmelerini sağlıyor, balıklar bütün engellerle cesaretle mücadele ediyorlardı. Somon balığı, yumurta dökme mevsiminde hiçbir şey yemez ve denizde toplamış olduğu yaşam enerjisi kaynaklarını kullanır. Dağdan uzanan çıkıntılardan nehri seyrederek aşağıda olup biten her şeyi gördük. Bazı yerlerde o kadar çok balık vardı ki nehrin dibi görünmüyordu. Somonların Çağlayan'a geçişi gerçekten büyüleyici bir manzaraydı. Zikzaklar çizerek yaklaşıyor, bir taraftan öbür tarafa savruluyor, suyun içinde taklalar atıyorlardı ama düzenli bir ilerleme kaydediyorlardı. Yollarına Çağlayanlar çıktığında sudan dışarı fırlayarak taşlara ve kayalıklara tırmanmaya çalışıyorlardı. Sonunda yara bere içinde ve yorgunluktan tükenmiş halde nehrin kaynağına erişiyor, yumurtalarını bırakıyor ve ölüyorlardı. Önce kurt gibi saldırdığımız balıktan kısa sürede bıktık. Lokmalar boğazımızdan güçlükle geçer oldu. Deniz kıyısındaki uzun dinlenmenin ardından atlar ve adamlar hızla ilerliyorlardı. Uzaktaki dağlar mavimsi bir akşam sisiyle sarmalanmıştı. Gün sona ermek üzereydi. Kısa sürede manzaraya bir sessizlik çöktü ama hava kararırken aşağıdaki vadiden gelen belirsiz sesler duydum. Bunlar metalin metale çarpma sesiyle karışan insan sesleriydi. Kimileri çok uzakta, kimileri de hemen yakınımızdaydı. "Bu ne Dersu?" diye sordum. "Domuzlarını güden Çinliler," dedi. Onun domuzlarını akşam için tekrar ağla götüren Çinlileri kastettiğini sandım ama Dersu, aklı başında hiç kimsenin akları ve sebze hasatları henüz yapılmamışken domuzları bile isteye serbest bırakmayacağını açıkladı. Yürümeye devam ettik. Kısa süre sonra karşımıza ışıklar belirdi. Fanza'da değil de biraz daha uzakta ışıldıyorlardı. Dersu, "domuzlarını güden Çinliler," diye tekrarladı. Ne demek istediğini anlayamadım. Sonunda kayalıkların çevresinde dolanmayı bitirdik ve bir açıklığa geldik. Sesler burada daha iyi duyuluyordu. Bir Çinli tiz bir sesle bağırarak elindeki çubukla ters çevrilmiş metal bir leğenin üstünde davul çalıyordu. Bizim yaklaştığımızı duyunca sesini tizleştirip patikada duran çalı çırpıyı ateşe verdi. "Bekle yüzbaşı," diye uyardı Dersu. "Şimdi gitmeyelim. Ateş edebilir. Bizi domuz zannetti." Şimdi anlamaya başlamıştım. Çinli bizi yaban domuzlarıyla karıştırmıştı ve bu nedenle ateş edebilirdi. Dersu adama seslendi, Çinli cevap verdi ve yüzünde korkuyla neşenin garip bir karışımıyla bize doğru koştu. Yürüyüşü o günlük bitirdim. Kazaklar atların eğerlerini çözüp çadırları kurarken ben de Fanza'ya girip içeridekilere sorular sordum. 3 gecedir tarlalarına ve sebze tarlalarına saldıran domuzlardan çok şikayetçiydiler.
Neredeyse bütün sebzeleri mahvolmuştu. Sadece mısır zarar görmemişti ama gündüz domuzların mısır tarlasının kenarında gezindiğini görmüşlerdi. Hayvanların gece bastırdıktan sonra geri döneceğine hiç kuşku yoktu. İlk karşılaştığımız Çinli, o gece nöbet tutup havaya ateş etmem için bana para vermeye çalıştı. Sonra aceleyle uzaklaşıp gürültü yapmaya devam etti. Dağların yukarılarında bir yerden bir başkası, daha uzaklardan da bir üçüncüsü ona katıldı. Akorsuz sesler vadiye yayılıyor, gecenin sessizliği içinde eriyip gidiyorlardı. Akşam yemeğinden sonra ava çıkmaya karar verdik. Alacakaranlık ışığı ölünce Çinliler mısır tarlasının yakınında bir ateş yaktılar. Dersu ile ben tüfeklerimizi alarak gecenin karanlığına karıştık. Çinli de peşimizdeydi. Bağırmayı sürdürüyordu. Ona susmasını söylemek niyetindeydim ama Dersu adamın bağırmasının bize bir zararı dokunmayacağını söyledi. Yaban domuzları ne olursa olsun mutlaka geleceklerdi zaten. Mısır tarlasının bir tarafına oturdum. Dersu da öbür yana geçti. Ateşten çıkan dumanlar gökyüzüne doğru dimdik yükseliyor, kızıl bir ışık belli belirsiz yamalar halinde yerde oynaşıyor, mısırların, otların ve taşların üzerine vuruyordu. Uzun süre beklememiz gerekmedi. Tarlanın ötesinden, bizim pusuya yatmış olduğumuz yerin aksi yönünden bir gürültü yükseldi. Yaban domuzları, insanların yakında olmasına karşı duydukları hoşnutsuzlukla toprağı eşeliyor, homur homur homurdanıyorlardı. Ama Çinlilerin haykırışlarına hiç aldırış etmeden ve ateşlere rağmen doğruca mısır tarlasına doğru ilerlemeyi de sürdürüyorlardı. Bir iki dakika içinde hayvanları gördük. Ön sıradakiler anında beslenmeye başladılar. Neredeyse eş zamanlı olarak ateş ettik. Dersu bir domuzu indirdi, ben de bir başkasını. Domuzlar kaçtılar ama 15 dakika sonra yeniden göründüler. İki el daha ateş edip iki domuzu daha vurduk. İşlerinden biri ağzını kocaman açmış bir halde üstümüze doğru atılırken Dersu'nun tüfeğinden çıkan kurşunla ölü olarak yere serildi. Çinliler domuzlara yanan odun parçaları atıyorlardı. Tüfek sesleri birbirini izledi. Ne var ki bunların hepsi boşunaydı. Domuzların duracağı yoktu. Ölü hayvanlara yaklaşacaktım ki Dersu beni tuttu. Yaralı hayvanlar olabileceğini ve onların çok tehlikeli olduğunu söyledi. Bir müddet daha orada kaldıktan sonra Fanza'ya döndük. Çay içip yattık. Tabii uyumaya olanak yoktu. Çinliler bağırmayı ve leğene vurmayı bütün gece sürdürdüler. Ancak şafak sökerken uykuya dalabildim. Saat 9'da kalktım ve domuzlara ne olduğunu sordum. Dersu, 5 domuz öldürmüş olduğumuzu ama biz olay yerinden ayrıldıktan sonra diğer domuzların mısır tarlasına saldırıp son koçanına kadar bütün mısırları yediğini anlattı. Çinliler çok üzgündü. Öldürdüğümüz domuzlardan yalnızca bir tanesini yanımıza aldık, diğerlerini Çinlilere bıraktık. Eskiden daha az yaban domuzu olduğunu anlatıyorlardı. Hayvanların sayısı son 10 yılda çok artmıştı. Bir sürü domuzun hakkından gelen kaplanlar olmasaydı bütün tayga domuzlar tarafından istila edilecekti. Çinlilere veda ettikten sonra yolumuza devam ettik. Dersu ile ben ana grubun önünde yürüyorduk. Nehrin ötesinde patika bir dağ eteğine doğru iniyordu. Kısa bir mola verdik. Ben ayakkabılarımla meşgul olurken Dersu da piposunu doldurdu. Tam pipoyu ağzına götürecekti ki bir şey dikkatini çekti. Gözleri ormana takılmış kalmıştı. Bir dakika sonra da kahkahayı patlattı. ''Bak şu işe, amma akıllı ha, kim?'' diye sordum. Konuşmadan işaret etti ama bana dalların arasına bakmamı söyleyene kadar hiçbir şey göremedim. Ağaçlardan birisi titreyip duruyordu. Bir kez, iki kez, bir daha, bir daha. Ayağa kalkıp hızla oraya yaklaştık ve bunun sebebinin ağacın tepesine çıkmış, meşe palamutlarını gövdeye indirmekle meşgul, beyaz göğüslü bir ayı olduğunu gördük. Beyaz göğüslü ayılar, kahverengi ayılardan daha küçüktür. Yuvalarını yaşlı kavak ağaçlarının kovuklarına kurar, kış uykusuna da erken yatarlar. Ağacın gövdesinin üst taraflarına doğru dişleriyle hava kanalları açarlar. Avcılar bu deliklerin kenarında biriken kırağı sayesinde ayıların inlerini bulabilirler.
Ayıdan 100 adım kadar ötede durarak seyrettik. Hayvan ağacın tepesinde bir yerde kendisine çardağa benzer bir şey yapmıştı. Ama palamutların çoğu onun erişemeyeceği dalların üzerindeydi. Ayı bir sonuç alma ümidiyle ağacı salladı ve sonra yere baktı. Akıllıca bir taktik izliyordu. Palamutlar olgunlaşmıştı ama daldan kendi kendilerine kopup yere dökülecek kadar olgun değillerdi henüz. Hayvan ağaçtan inip yerde palamut arandı. ''Kimsin sen?'' diye seslendi Dersu ayıya. Ayı irkilip kulaklarını dikerek havayı kokladı. Yerimizden kıpırdamadık. Hayvan gevşedi ve tam yeniden işine dönecekti ki Dersu yüksek sesle ıslık çaldı. Ayı arka ayaklarının üstünde kalkıp bir ağacın arkasına saklandı. Saklandığı yerden kurnaz kurnaz dışarı baktı. Tam o sırada arkamızdan bir rüzgar esti. Ayı kesik bir sesle bağırdı, kulaklarını indirip tabanları yağladı. Birkaç dakika sonra da yanlarında atlarla kazaklar görüldü. Akşam yemeğinden sonra ateşin çevresinde oturduk. Birdenbire grimsi beyaz bir şey hiç acele etmeden ve ses çıkarmadan uçarak yanımızdan geçti. Adamlar onun bir kuş olduğunu düşündüler. Benim fikrim olmadığı yönündeydi. Yaratık her neyse kanatlarını çırpmıyordu ama yine de hafifçe aşağı doğru bir eğimle düz bir çizgide uçuyordu. Bir yarasa diye düşündüm. Acayip yaratık. Bir ak kavağa tünedi, sonra da ağacın gövdesine sarılıp yukarı tırmanmaya başladı. Rengi ağacın rengine o kadar benziyordu ki hareket halinde olmasa seçilmesi mümkün olmayacaktı. 7 metre kadar tırmandıktan sonra durdu ve olduğu yere yapışmış gibi kaldı. Tüfeğimi kaldırdım ama Dersu ateş etmememi işaret etti. Çabucak birkaç ağaç dalı kesip hepsini bir çubuğun ucuna bağlayarak bir çeşit süpürge elde etti. Kavak ağacına yaklaşıp sırığı ateşimizin yaydığı ışığı engellemeyecek biçimde havaya kaldırdı. Alevler yüzünden hiçbir şey göremeyen hayvan yerinden kımıldamadı. Süpürge yeteri kadar yukarı kalkınca Dersu onu ağacın gövdesine bastırıp kazaklardan birine süpürgeyi sıkıca tutmasını söyledi. Kendisi de bitişik dala tırmandı. Ata biner gibi oturdu ve avını süpürgeyle tuttu. Korku içindeki küçük hayvan ciyaklıyor ve çırpınıyordu. Kemirgen memeliler sınıfından küçük bir uçan sincaptı bu. Yan taraflarında ön ve arka bacaklarını birbirine bağlayan esnek bir deri tabakası vardı. Bu sayede ağaçtan ağaca uzun sıçrayışlar yapabiliyordu. Vücudu yumuşacık ipeksi, açık gri tüylerle kaplıydı. Kuyruğunda bir ayrım çizgisi vardı. Karışık ormanlarda kuş ve akkavak ağaçlarında yaşayan uçan sincaplar Ussuri bölgesinde yaygın olarak görülürler. Bizim yakaladığımız örnek neredeyse 60 santim uzunluğunda ve açılmış zar tabakası da dahil olmak üzere 15 santim genişliğindeydi. Uzun bıyıkları ve karanlıkta görebilen iri siyah gözleriyle benzersiz kafası özellikle dikkat çekiciydi. Herkes merakını tatmin edince Dersu uçan sincabı başının üstünde iyice yukarı kaldırdı. Yüksek sesle bağırarak bir şeyler söyleyip hayvanı salıverdi. Sincap kayar gibi uzaklaşarak karanlığa karışıp gözden kayboldu. Nani'ye onu neden bıraktığını sordum. ''Ne kuş ne de fare'' diye cevap verdi. ''Ne diye öldürelim ki?'' Bu konu hakkında uzun uzun konuştuk. En zararlı hayvanın hangisi olduğunu düşündüğünü öğrenmek istedim. Dersu bir an durakladıktan sonra ''Köstebek'' diye cevap verdi. Ben de bunun sebebini sordum. ''Kimse onu vurmak istemez.'' Kimse onu yemek istemez. Köstebeğin faydasız bir hayvan olduğunu kastediyordu. Alageyik. Ağustos sonu ve Eylül başı taygada hareketli ve heyecanlı geçer. Çünkü erkek geyiklerin dişileri için kavgaya tutuştukları günler gelmiştir. Avcılar kuş ağacı kabuklarını yaklaşık 10 santim eninde şeritler halinde kesip helezonik biçimde bükerek yaklaşık 60 santim uzunluğunda nefesi içeri çekmek suretiyle çalınan borular yaparlar. Bu borularla alageyikleri baştan çıkartırlar. Çiftleşme mevsiminde erkek geyikleri avlamak kolaydır.
Şehvetle gözleri kör olduğu için hayvanlar tehlikeleri fark edemez haldedirler. Yiyecekten yana sıkıntımız yoktu. O nedenle kazaklarımın geyik avına çıkmalarına izin vermedim. Bana gelince neler olup bittiğine bakmak için tayganın derinliklerine daldım. Çığırtkan boynuzlarla silahlanmış olarak kamptan 1,5 kilometre ötede Dersu ile birbirimizden ayrılıp farklı yönlere doğru ilerledik. Gözlem noktam olarak bitki örtüsünün en ince olduğu yerdeki bir kütüğü seçtim. Gece indikçe ormana da bir sessizlik çöktü. Birdenbire güneyimde bir yerlerden bir alageyiğin çiftleşme çağrısı duyuldu. Ses bütün ormana yayıldı ve daha yakından gelen ikinci bir çağrı tarafından aynı anda yankılandı. Derin bir bas tondan başlayıp titreyerek yükselmesine ve gırtlaktan kopan bir notayla son bulmasına bakılırsa yaşlı bir geyiğe aitti. Huş ağacı kabuğundan borumla karşılık verdim. Aradan bir dakika bile geçmeden kırılan ağaç dallarının çıtırtılarını duydum ve heybetli bir geyiğin yaklaştığını gördüm. Hayvan zarif bir tavırla yürüyor, boynuzları dallara takıldığında onları kurtarmak için başını sallıyordu. Donmuş gibi olduğum yerden kıpırdamadan bekledim. Geyik rakibinin yerini bulabilmek için kafasını kaldırarak havayı kokladı. Gözleri alev alevdi. Burun delikleri genişlemiş, kulakları dikilmişti. Muhteşem yaratığı 2 dakika kadar seyrettim ve içimde onun canını almaya yönelik en ufak bir istek bile uyanmadı. Bir düşmanın varlığını sezinleyen geyik sabırsızlık emareleri gösteriyordu. Boynuzlarıyla toprağa dürttü, başını kaldırarak güçlü bir çağrı koyverdi. Ağzından buharlar çıktı. Çağrısının yankısı henüz sönmüştü ki uzaklardan bir cevap geldi. İrkilen geyiğin uluması kısa öfke dolu bir böğürmeye dönüştü. Dikkatimi hafif bir hışırtı çekmişti. Dişi geyiği gördüm. Başımı yeniden çevirdiğimde ikinci bir erkek geyik ortaya çıktı. İlk geyikle kapıştılar. Birbirlerine alışılmadık bir öfkeyle saldırıyorlardı. Boynuzlarının ağır darbelerini göğüslerinden yükselen homurtularla karışık iç çekişleri duyuyordum. Arka bacaklarını toprağın üzerinde uzatmış, ön bacaklarını göğüslerine doğru çekmişlerdi. Bir defasında boynuzları kilitlendi. Hayvanlar bir türlü ayrılamadılar. Sonunda birisi diğerinin boynuzlarını kırarak kendini kurtardı. Savaş yaklaşık 10 dakika sürdü. Ve bu sürenin sonunda birisinin nefes nefese kalmış ve geri çekilmekte olanın pes edeceği açıktı. Öteki elde etmiş olduğu üstünlüğü sezinleyerek daha büyük bir vahşilikle saldırdı. İki hayvan gözden kayboldular. Kavganın gürültüsü yavaş yavaş dindi. Görünüşe bakılırsa geyiklerden biri ötekini kovalıyor, dişi geyik de biraz uzaktan onları takip ediyordu. Birdenbire bir silah sesi yankılandı. Bunun dersi olması gerektiğini düşündüm ve ormandaki tek ikilinin benim geyiklerim olmadığını fark ettim. Orman, çeşitli geyiklerin çiftleşme çağrılarıyla yankılanıp duruyordu. Hava hızla kararıyordu. Gökyüzünde alacakaranlığın alevli son ışıkları doğu yönünden hızla yaklaşan gecenin karanlığına güçsüzce direnmeye çalışıyorlardı. Yarım saat sonra kampa döndüğümde Dersu ateşin başına oturmuş tüfeğini temizliyordu. Birkaç alageyik vurabilecekken tek bir dağ tavuğuyla yetinmişti. Bir süre ateşin başında oturup geyik seslerini dinledik. Hayvanlar bizi bütün gece uyutmadılar. Uykumun arasında sesleri duyuyor, durmadan uyanıyordum. Kazaklar küfürler yağdırarak ateşi yanında oturuyorlardı. Kıvılcımlar maytap gibi havaya püskürdükten sonra sönüp gidiyorlardı. Sonunda şafak sökmeye başladı. Çiftleşme çağrıları yatıştı. Yalnızca fazla şehvetli yalnız geyikler hala huzur bulmamış halde gölgeli dağ yamaçlarında dolaşıyor, kükreyip duruyor ama bir cevap alamıyorlardı. Sonra güneş doğdu ve tayga sessizliğe gömüldü. O gün gayretkeş geyikler çağrılarına ortalık daha aydınlıkken başladılar. Önceleri dağın yukarılarındayken yavaş yavaş vadiye inmişlerdi. Kavgaya tutuşmuş geyikleri bir kez daha seyretmeye hevesliydim. Dersu'dan bana eşlik etmesini istedim. Nehri geçtik ve ormanın tekinsiz görünen loşluğuna ayak bastık. Kamptan 4 kilometre kadar uzakta sakin bir akarsu gördük.
Alacakaranlık ölmekte olan güneşle daha da yoğunlaşıyordu. Karanlık çökerken gitgide daha fazla sayıda geyik gürültücü koroya katılıyordu. İnsanı serseme çeviren konserleri ormanı bir ses karmaşasıyla doldurmuştu. Hayvanları takip etme konusunda başarılı olamadık. Birkaç yerde geyik gördük. Bu doğru. Ne var ki? Bunlar yalnızca kafadan ve boynuzlardan veya gövdeden, kimi zaman da bacaklardan ibaret bulanık görüntülerdi. Sonunda türünün muhteşem bir örneği çıktı karşımıza. Etrafında üç dişi geyikten oluşan bir sürü vardı. Hayvanlar huzursuzdu ve durmadan ilerliyorlardı. İzlerini takip ettik. Dersu yanımda olmasaydı onları mutlaka kaybederdim. Erkek geyik önden gidiyordu. Rakiplerine karşı bir üstünlük duygusuyla dolu olduğu belliydi ve bütün meydan okuma çağrılarına cevap veriyordu. Dersu birden olduğu yerde kaldı. Onun kulak verdiği yönden gelen yaşlı bir geyiğe ait böğürtüyü duydum. Yalnız bu böğürtüde alışılmadık bir şeyler vardı. "Hımm" diye mırıldandı Dersu. "Bunun kim olduğunu biliyor musun?" "Çok yaşlı bir geyik olması gerektiğini söyledim." Dersu, "Amba bu," dedi fısıltıyla. "Çok kurnaz. Geyikleri hep böyle kandırır. Geyikler şimdi çok aptal. Amba geyik yakalayacak." Geyiğimiz onun bu sözlerine karşılık verircesine kaplanın aldatıcı çığlığını yüksek sesle cevapladı. Kaplan da hemen numarasını tekrarladı. Geyiğin böğürtülerini taklit etme konusunda bayağı ustaydı. Sesi ancak son notalarda kedice bir mırıltıya dönüşüyordu. Amba yaklaşıyordu. Büyük ihtimalle çok yakınımızdan geçecekti. Dersu huzursuz görünüyordu. Yüreğim hop etti. Üstüme bir korku çöktü. Sonra Dersu bir melodi tutturdu. Havaya ateş etti. Aceleyle bir huş ağacına koşup biraz kabuk kopardı ve kabuğa bir kibrit tuttu. Kuru huş ağacı kabuğu parlak bir alevle yanmaya başlayınca etrafımızdaki karanlık daha da yoğunlaştı. Bütün bunlardan ürken geyik kaçtı. Ortalığa yeniden bir sessizlik çöktü. Dersu yanan kabuğu bir sırığın ucuna bağladı. Uydurma meşalemizle yolu aydınlatarak geri döndük. Nehri geçince bulduğumuz patika bizi kampımıza götürdü. Kazaklardan biri kampın yakınlarında boynuzları ölümcül bir kucaklaşmayla birbirine kilitlenmiş halde olan iki erkek geyiğin iskeletini buldu. Hayvanlar birbirlerinden ayrılmayı başaramayıp açlıktan ölmüşlerdi. Yırtıcı kuşlarla vahşi hayvanlar ölü geyiklerin etlerini kemiklerine kadar sıyırmışlardı. Üç bir tarafta olmak üzere altı kişi boynuzları birbirinden ayırmaya çalıştıysa da bunu yapamadılar. Geyiklerin indirdiği darbelerin şiddeti muazzam olmalıydı. Boynuzlarının dalları bu şiddetle eğilerek birbirine kenetlenmişti. Atlarımızın yükü zaten yeteri kadar fazla olduğu halde bulduğumuz bu eşsiz şeyi karşımıza çıkacak bir sonraki yerleşim yerine kadar götürmeye karar verdim. Orada boynuzları saklamaları için Çinlilere emanet edecektim. Akşam yemeğinden sonra Dersu avcılık hikayeleriyle bizi büyüledi. Hayatı aklı hayale gelmeyecek maceralarla doluydu. Örneğin 10 yıl kadar önce hayvanların yeni boynuzlar çıkardığı yaz aylarının ilk günlerinde çıktığı alageyik avı ile ilgili bir hikaye anlattı. Dayı Biho'nun üst kısımlarında nehre katılan kollardan birindeydi. Su dağın eteklerinde uzun, derin koyaklar açmıştı. Dik yamaçlar orman örtüsüyle kaplıydı. Dersu'nun yanında tüfeği, avcı bıçağı, altı da fişek vardı. Kampının yakınlarında bir geyik gören Dersu ateş etmişti ama kurşun hayvanı sadece yaralamıştı. Geyik tökezlemiş, sonra toparlanarak ormana kaçmıştı. Nani onun izini sürerek dört el daha ateş etmişti ama ölümcül yara açamamıştı. Geyik kaçıyordu. Dersu altıncı ve son atışını yapmıştı. Hayvan tepe üstü bir akarsuya yuvarlanmıştı. O akarsu da benzer başka bir akarsuyla bağlantılıydı. Geyik tam da iki akarsuyun birbirine karıştığı noktada suya düşmüştü. Başı bir taşa yaslıydı. Yaralı hayvan başını kaldırmıştı. Belli ki son nefeslerini alıp veriyordu. Dersu da piposunu içerek beklemişti. Geyik ölene kadar iki pipo içmesi gerekmişti. Sonra geyiğin kafasını
ve taze boynuzlarını almak için hayvana yaklaşmıştı. Mekan böyle bir iş için hiç uygun değildi. Suyun yanında kalın gövdeli bir mürver ağacı vardı ve Dersu ne kadar dönerse dönsün sağ dizinin üstüne çökerek sol ayağını sudaki bir taşa dayamak zorunda kalıyordu. Tüfeğini sırtına asıp bıçağıyla işe girişmişti. Ne var ki daha ancak iki kesik atmıştı ki köpürerek akan suların sesini bastıran bir ses duymuştu. Dönüp baktığında karşısında bir kaplan vardı. Hayvan bir taşa basmaya çalışmış, tutturamamış ve suya düşmüştü. En küçük bir hareket Nani'nin hayatına mal olacaktı. Dersu olduğu yerde donup kalarak nefesini tutmuştu. Kaplan ona yan yan bakmış, kıpırtısız bir şekil görünce yoluna devam etmişti. Ama yanından geçtiği şeyin ağaç kütüğü veya taş değil, canlı bir şey olduğunu hissetmiş olacaktı ki iki defa geriye bakarak şüpheli şüpheli havayı koklamıştı. Dersu'nun şansı vardı. Rüzgar kaplanın arkasından esiyordu. Geyiğin kanının kokusu hayvanın burnuna ulaşmamış, kaplan da yamaçtan yukarı tırmanmıştı. Pençelerinin altından taşlar ve kum dereye dökülüp duruyordu. Koyağın tepesine ulaştığında bir insanın varlığını sezinleyen kaplanın sırt düğleri dikleşmiş, hayvan kükreyip kuyruğuyla yanlarını kamçılamaya başlamıştı. Dersu vahşi bir çığlık kopararak hayatını kurtarmak için koşmuştu. Kaplan sıçramış, geyiğin yanına gelince de koklamak için durmuştu. Dersu bu sayede kurtulmuştu işte. Koyaktan dışarı tırmanıp kurtlar tarafından kovalanan bir geyik gibi nefes nefese uzun bir süre koşmayı sürdürmüştü. Bunu bize anlatırken batıl inançlı kafasında geyiğin aslında ambaya ait olduğu fikri belirdi. Altı el ateşe rağmen geyiği hemen öldürememesinin sebebi bu olmalıydı. Bu düşüncenin daha önce neden aklına gelmemiş olduğuna şaştı. Ne olursa olsun o koyağa bir daha asla gitmemişti. Orası tabuydu. Dersu bu konuda bir kere uyarılmıştı. Ayı avı. Mutuho Vadisi kıyı şeridindeki en güzel av bölgesidir. Geyikler, karacalar ve yaban domuzları yoncaların ve fındık çalılıklarının arasından fırlayarak önümüzden yanımızdan geçip duruyorlardı. Kazaklar deliye dönmüşlerdi. Onları gereksiz bir katliam oyununa girişmekten alıkoymak için bütün gücümü harcıyordum. Saat 3 civarında durma emri verdim. Her zaman bir ayı avlamak istemiştim. Diğerleri bunu tek başlarına yapmışlardı. O zaman ben niye yapmayacaktım ki? Boş avcılık gururu bana sesleniyordu. Ben de bu çağrıya karşı koyamıyordum. Avcıların çoğu tek başına bir ayıyla karşı karşıya kaldığında korku hissetmediğini söyler ve genellikle avın komik kısımlarını vurgular. Kimileri tüfek sesini duyan ayının kirişi kırdığını, kimileri de arka ayakları üzerinde kalkarak yavaşça avcıya doğru yaklaştığını, böylece de mükemmel ve kolay bir hedef oluşturduğunu anlatır. Dersu'nun bu konudaki görüşleri farklıydı. Bu tür hikayeleri duyduğunda sinirlenme belirtileri gösteriyor, tiksintiyle yere tükürüyordu ama asla tartışma çıkarmıyordu. Tek başıma ayı avına çıkacağımı duyduğunda çok dikkatli olmamı tavsiye etti ve benimle birlikte gelmek istedi. Ama onun ihtarları ancak hayal gücümün daha da canlanmasına yaradı. Tek başıma gitme kararımda direndim. Kamptan 900 metre bile uzaklaşmamışken iki karacayla bir yaban domuzu vurmuştum bile. Öyle bir av bolluğu vardı ki orman hayvanların serbestçe dolaştığı bir hayvanat bahçesiydi sanki. Bir dereyi geçtikten sonra durup ağaçların arasında bekledim. Kısa süre sonra bir geyik gördüm. Ormanın kıyısından zıplayarak gidiyordu. Yakındaki fındıklıkta yaban domuzları ciyak ciyak bağırışan yavrularıyla uğraşıyorlardı. Birdenbire kırılan ağaç dalları ve yaklaşan ayak sesleri dikkatimi çekti. Ölçülü ve ağır adımlarla yürüyen bir şeydi bu. Korku bütün vücudumu ele geçirdi. Koşarak kaçma dürtüsüne kapıldım. Sonra çalıların arasındaki koyu renk heyula gibi şekli seçtim. Büyük bir ayıydı bu. Benden uzun boylu olan hayvan yamaçta geziniyor, zaman zaman durarak otlarda eşeleniyor, devrilmiş ağaçları kaldırıp altlarında bir şeyler arıyordu.
40 adım kadar uzaktan nişan alarak tetiği çektim. Barut dumanının arasından ayının bir kükremeyle doğrulduğunu ve dişlerini vurulduğu yere geçirdiğini gördüm. Bundan sonra olanları ancak bulanık parçalar halinde hatırlayabiliyorum. Olaylar öyle hızla gelişti ki kafamda her şeyi bir sıraya koymam mümkün değildi. Ayı bodoslama olarak bana doğru atılıyordu. Şiddetli bir sarsıntı oldu. İkinci bir el ateş ettim. Tüfeğimi ne zaman, nasıl yeniden doldurmuştum, orası hala meçhul. Sonra galiba sola doğru düştüm. Ayı da sağımdaki meyilden aşağı, tepesi üstü yuvarlandı. Nasıl yeniden ayağa kalkıp tüfeğimi elime aldığımı hiç bilmiyorum. Yamaç boyunca koştum. Ayının beni takip ettiğini duyabiliyordum. Hayvan koşarken hırlıyor ve derin derin nefes alıyordu. Tüfeğimi tekrar doldurmamış olduğum aklıma geldi. Bunu yapmak için durdum. Ateş et dedim kendi kendime. Yoksa işim bitti. Tüfeği kaldırdım ama ne gezi ne de arpacığı görebiliyordum. Tek gördüğüm tüylü bir kafa, koskocaman açılmış bir ağız ve öfke dolu bir çift gözdü. Yüzümün korkuyla çarpıldığını hissettim. Ayı üstlerine doğru koşarken boş bir şişeye nişan alırmışçasına bir kayıtsızlıkla nişan aldıklarını iddia eden avcılara kesinlikle inanmıyorum. Bu yalan. Çünkü kendini koruma içgüdüsü her insanın içinde doğuştan vardır. Gazaba kapılmış bir ayı avcıyı mutlaka sarsacak, bu da nişancılık yeteneğini kesinlikle etkileyecektir. Ayı hemen hemen tepeme binmişken çok kısa mesafeden ateş ettim. Hayvan düştü. Ben de yeniden koşmaya başladım. Arkama baktığımda ayının otların üzerinde yuvarlandığını gördüm. Sağ taraftan bir gürültü geldi. İçgüdüsel olarak dönüp de çalıların arasında ikinci bir ayının kafasını görünce tüylerim diken diken oldu. Hayvan anında geri çekildi. Hiç ses çıkarmadan ondan kaçarak nehre ulaştım. Kendimi toplamak için 20 dakika kadar nehir kenarında bir aşağı bir yukarı yürüdüm. Kampa eli boş dönmek utanç verici olacaktı ama ayıyı öldürüp öldürmediğimi bilmiyordum ki. Ayrıca ikinci ayıyı da dikkate almam gerekiyordu. Güneş ufuk çizgisinin altına inerek batana kadar orada dolaşıp durdum. Yerden yansıyan ışınlar şimdi gökyüzüne yayılıyordu. Sonunda ayılara uzaktan bir bakmaya karar verdim. Ama kısa süre önce gerçekleşen karşılaşmanın mahalline yaklaştıkça korkum artıyordu. Sinirlerim iyice gerilmişti. En küçük bir çıtırtıda sıçrıyordum. Ayılar çevremi sarmış gibi hissediyordum kendimi. Hemen peşimden geliyorlardı sanki. Her adımda durup dinliyordum. Sonunda ayının yakınında düştüğü ağacı gördüm. Korkum iki katına çıktı. Ağacın etrafından dolanıp dağ yamacının kenarından bakmaya karar verdim. Bunu yapmak için bir daire çizmem gerekiyordu. Çalıların yanından geçerken donup kaldım ve o tarafa doğru taş attım. Bir şey kıpırdandı. Ayı olduğunu düşünerek kaçmak üzere döndüm. Ama ayı değil, Dersu'ydu bu. Neşemi zapt edemez bir halde aceleyle ona doğru gittim. Dersu beni görünce bir kütüğün üstüne oturup piposunu doldurmaya başladı. Silah seslerini duyduğunu ve bana yardım etmeye koştuğunu anlattı. İzlerden ayıya ilk ateş ettiğim yeri ve ayının üstüme atıldığını anlamakla kalmamış, düştüğümü, hayvanın peşimden geldiğini ve bir kere daha ateş ettiğimi de keşfetmişti. Başıma gelenleri bir dakikada özetledi. Yaralı ayı kaçmış anlaşılan dedim. Hayır diye cevap verdi. Taze bir toprak yığınını işaret ederek burada dedi. Avcıların ayıların ölü hayvanları gömerek etlerini çürümeye bıraktıklarını, sonra da gömdüklerini çıkarıp yediklerini anlattıkları kulağıma gelmişti ama bir ayının başka bir ayıyı gömdüğünü daha önce hiç duymamıştım. Dersu da öyle. Yığının üzerine konmuş taşları ve ağaç dallarını yere atarak toprağı kazıp ayıyı kısa sürede dışarı çıkardık. Ben bir ateş yaktım. Dersu da hayvanın içini boşalttı. Kuzey Amerika boz ayılarına benzeyen ağır, siyahımsı bir ayıydı. 2,5 metre boyunda, genişliği 1 metreden fazla olan hayvan 300 kilodan ağırdı. Kısa bir burnu, küçük kulakları, böcek karası gözleri vardı.
Muazzam kuvveti bir çift güçlü kesici diş ve 5 santimden uzun tırnaklarla süslenmişti. Bu ayıların en ilginç özelliklerinden biri, güneyde siyahken kuzeye doğru gidildikçe açık kahverengiye dönen renkleridir. Ona ilişilmediği sürece iyi huylu sayılabilen hayvanın yaralandığındaki gazabı korkunçtur. Çoğunlukla bitkiyle beslense de fırsatını bulunca et ve balık yemeye de itiraz etmez. Boz ayı inini ağaç köklerindeki kovuklara, kayalıklardaki mağaralara veya yere kurar. Mağaraları özellikle sever ve kış ayları dışında sıcak mevsimlerde oralarda saklanmaktan hoşlanır. Kış uykusuna yılın geç bir vaktinde yatar. Bazen Aralık ayında bile taygada dolaştığı görülebilir. Ağaca tırmanmayı sevmez. Bunun sebebi de muhtemelen ağırlığıdır. Üç kurşunum da yerini bulmuştu. Birisi ayının yan tarafına, diğeri göğsüne, üçüncüsü de kafasına saplanmıştı. Dersu işini bitirdiğinde hava kararmıştı. Bütün gece yansın diye ateşe nemli odunlar yerleştirerek kampın yolunu tuttuk. Gece durgun ve serindi. Dolunay berrak gökyüzünde parlıyor, onun ışığı arttıkça bizim gölgelerimiz kısalıp kalınlaşıyordu. Yolda birkaç da yavan domuzu vurduk. Hayvanlar değişik yönlere kaçıştılar. Sonunda ağaçların arasında parlayan bir ışık gördük. Kampa gelmiştik. Yemekten sonra kazaklar erkenden uykuya çekildi. Ama o gün yaşadıklarım beni uyutmuyordu. Yerimden kalkıp ateşin yanına oturdum. Ayın mavimsi ışığıyla alevlerin kızılımsı parlaklığı etrafımdaki gölgelerin karanlığıyla birbirine karışıyordu. Vahşi hayvanlar uyuyan ormanın kıyılarında geziniyordu. Birkaçı kamp yerinin çok yakınlarına kadar sokuldu. Özellikle karacalar çok meraklıydılar. Kazakların yanına uzandım ve uykunun koynuna yuvarlandım. Dersu bizi şafak sökerken uyandırdı. Eşyalarımızı toplayıp yola çıktığımızda güneş ışınları dağ zirvelerini aydınlatmaya daha yeni başlamıştı. Mutuho'dan geçide giden yol taşlarla doluydu. Çok büyük zorlukla ilerleyebiliyorduk. Kayalıklardaki yarıklar, ağaç köklerindeki oyuklar gerçek tuzaklardı. Atlar konusunda gerçekten endişeliydik. Hayvanların bacaklarını kırmaları işten bile değildi. Ayaklarında nal olmayan bu Çinli bineklerin sırtlarındaki ağır yükle o yolu aşmış olmaları gerçek bir mucizeydi. 6 kilometre kadar yürüdükten sonra doğuya, denize doğru döndük. Havada sabahın erken saatlerinden beri bir çeşit acayip pus vardı. Gökyüzü maviden kurşuniye dönmüş, uzaktaki dağlar gözlerden saklanmıştı. Bu durumu Dersu'ya göstererek kuru sis hakkındaki meteorolojik bilgilerimi ona aktardım. Dersu, "Bu sis değil," diye kestirip attı. "Duman, rüzgar olmadığı için nereden geldiğini anlayamıyorum." Dağın tepesine vardığımızda onun haklı olduğunu gördük. Mutuho'nun sağındaki dağlardan beyazımsı duman bulutları yükseliyordu. Daha kuzeydeki dağlar da dumanla kaplanmıştı. Orman yangınının geniş bir alana yayılmış olduğu anlaşılıyordu. Manzaraya birkaç dakika hayranlıkla baktıktan sonra yola devam ettik. Kıyıdaki tepelere gelince denize çıkıntı yapan kısımların ve derin uçurumların çevresinden dolaşarak sola döndük. Rüzgar aşağıdan kulağımıza acayip sesler taşıyordu. Köpek havlamasına benzeyen ama daha uzun ve daha kısık seslerdi bunlar. Tedbirli bir biçimde uçurumun kenarına yaklaşarak aşağı baktım. Sahilde irili ufaklı bir deniz aslanı sürüsü sağa sola yuvarlanıyordu. Deniz aslanları yüzgeç ayaklıların alt takımına ve deniz aslanı giller familyasına aittirler. 4 metreye kadar ulaşan boyları, 3 metrelik omuz genişlikleri, 600 kilo ile 800 kilo arasında değişen ağırlıklarıyla büyük hayvanlardır. Küçük kulakları, çekici siyah gözleri, geniş çeneleri ve güçlü dişleri vardır. Yüzgeç diyebileceğimiz ayakları çıplak tabanlı ve geniştir. Erkekler genellikle dişilerin 2 katı büyüklüğünde olurlar. Bütün Primorski bölgesinde yaygın olarak bulunan deniz aslanları, yerliler tarafından ayakkabı yapımında ve köpek koşumlarında kullanılan kalın deriler için avlanırlar. Denizden gelen serpintilerin altında, kayaların üstüne yayılmış hayvanların keyiflerinin yerinde olduğu belliydi. Zevkle geriniyor, kafalarını arkaya atıyor,
arka ayaklarını yapabildikleri kadar yükseğe kaldırıp sırt üstü dönüyor, sonra birdenbire kayaların üstünden suya dalıyorlardı. Kayalıklar hiç boş kalmıyordu. Yeni kafalar hemen sudan çıkıyor, boşalan yerler anında dolduruluyordu. Dişiler yavrularıyla birlikte sahil boyunca yayılmışlardı. Erkeklerse dalgaların kayalıklara uyduğu mağaralara yakın olacak şekilde geride duruyorlardı. Yaşlı deniz aslanları açık kahverengi iken gençlerin rengi daha koyuydu. Gençler kayıtsız bir hava takınarak çalım atıyorlar, iyice yukarıya kaldırdıkları kafalarını bir taraftan diğerine çeviriyorlardı. Sakar görünümlü vücutlarına rağmen belli bir zarafetleri vardı. Murzin tipik Kazak aceleciliğiyle tüfeğini kaldırdıysa da Dersu namluyu kibarca öteye iterek onu engelledi. Alçak sesle ''Ateş etme'' dedi. ''Yanımızda götüremeyiz. Sebepsiz yere ateş etmek iyi değildir.'' Gerçekten de deniz aslanlarının bulunduğu alana karadan ulaşmak mümkün değildi. Bölge sağdan ve soldan denizin ta ilerilerine kadar uzanan çıkıntılarla kapanıyor, neredeyse 60 metrelik uçurumlarla da ana karadan ayrılıyordu. Oraya yalnızca denizden yanaşılabiliyordu. Vurulan deniz aslanını bırakmak zorunda kalırdık. Dersu haklıydı. 20 dakika boyunca deniz aslanlarını seyrettik. Bu büyüleyici manzaradan gözümü alamıyordum. Ama birisi hafifçe omzuma dokundu. Dersu, ''Yüzbaşı, gitmemiz lazım.'' diyordu. Yatay sırtta yürümek, yamaçta yürümekten daha kolaydı. Çıkıntılı tepelerin eteklerini geçtik. Gece çökmeye başlamıştı. Önümüzde hala bir dağ tırmanışı ve inişi vardı. Dağın yüksekliğinin 760 metre civarında olduğu anlaşıldı. Dağın tepesinden aşağı baktığımda dudaklarımın arasından bir hayret çığlığı koptu. Orman yangını doruk noktasındaydı. Alevler dağları şenlik ateşleri gibi kuşatıyordu. Görkemli bir manzaraydı ama aynı zamanda insanın kanını da donduruyordu. Alevden diller ışıldayıp sönüyor, bir an sonra tazelenmiş bir güçle yeniden parlıyorlardı. Birkaç dağ sırtını geçmiş, vadiye doğru ilerleyen alevler en yüksek zirveleri henüz teslim alamamıştı. Yangın bir kaleyi kuşatan askerler gibi düzenli halkalar halinde tırmanıyordu. Gökyüzü doğuda ve batıda aydınlıktı. Doğudaki ışık titreşip yok olurken batıdaki sabitti. Yükselmekte olan ay ufkun gerisinden manzaraya bir göz attıktan sonra kararsızca ortaya çıktı ve kocaman, solgun ve donuk kırmızı yüzüyle denizden yukarı çıkarak tırmandı da tırmandı. Dersu yeniden ''Gitmek lazım yüzbaşı'' diye fısıldadı. Vadiye indik ve cılız bir meşe ağacı topluluğunun ortasındaki bir su kaynağının yanında kamp kurduk. Dersu bize kamptaki otları temizletti, sonra da kendisi bir orman yangını çıkardı. Kuru otlarla sonbahar yaprakları barut gibi parladılar. Rüzgar alevleri önüne katmış sürüklüyordu. Orman harikulade bir manzara oluşturmuştu. Dökülmüş yapraklar arasında yavaşça gezinen, kuru otlarla dolu yerlere geldiğinde hemen hevesle ileri doğru atılan alevleri seyrettim. Sıcaklık yerlere yayılmış kuru dal parçalarını emip havaya kaldırdı. Dallar havada tutuştu. Şenlik ateşi hızla çevreyi sararak çalılıklara erişti. Muazzam büyüklükte bir alev epey bir gürültü çıkararak yukarılara tırmandı. Tüylü kabuklu bir toz ağacı anında devasa bir meşaleye dönüştü. Ama meşalenin ömrü bir dakikadan kısa sürdü. Ağacın kabuğu yandı, alevler söndü. Göbekleri kuru olan yaşlı ağaçların kökleri alev alevdi. Ateşin geçtiği her yerde için için tüten kütüklerden beyaz duman demetleri yükseliyordu. Dehşete kapılmış hayvanlar ve kuşlar çareyi kaçmakta bulmuşlardı. Yanımdan bir dağ tavşanı geçti. Bir çizgili sincap dumanları tüten devrilmiş ağaçların arasından sıçradı. Bir alaca ağaç kakan keskin korku çığlıklarıyla bir ağaçtan ötekine doğru uçtu. Yangını takip ederek yolu hiç düşünmeden yürüdüm de yürüdüm. Sonunda açlık kampa dönmenin zamanının gelmiş olduğunu bana hatırlattı. Kamp ateşimizin ışıklarının eve dönüş yolu konusunda bana rehberlik edeceğini hayal etmiştim. Ama geri döndüğümde her tarafta bir sürü ışık gördüm. Hangisinin kamp ateşinin ışığı olduğunu anlamak zordu.
Diğerlerinden daha büyük görünen bir ışığa yöneldim. Ama bunun yanan bir kütük olduğunu gördüm. Sonra bir başka ateşe yöneldim. O da yanan bir kütük çıktı. Böylece ateşten ateşe yürüdüm. Her adımda kampı bulma ümidimi biraz daha kaybediyordum. Sonra bir haykırış kopardım. Cevap beklediğimin tam tersi yönden geldi. Geri döndüm. Kısa süre sonra arkadaşlarımın yanındaydım. Derson'un telaşlanmakta haklı olduğu anlaşıldı. Gecenin ilerleyen saatlerinde yangın üstümüze geldi. Ama Nani'nin bölgedeki ağaçları alazlayarak almış olduğu tedbir sayesinde alevleri besleyecek kaynak bulamayarak yanımızdan geçip gitti. Bulutsuz gökyüzüne rağmen gece beklediğimizden sıcaktı. Ne zaman şaşırtıcı bir şey olsa açıklama için daima Dersu'ya başvurur ve daima mantıklı bir cevap alırdım. Bu defa da ona danıştım. Etraftaki duman soğuğu kesti dedi. Aklıma orkide seralarını sabah kırağısından yaktıkları ateşin dumanlarıyla koruyan bahçıvanlar geldi. Gündüz bir alageyiye rastladık. Hayvan hala yanmakta olan kütüklerin yanında otlanıyor, çalılıkları kemirirken aldırmaz bir şekilde alev alev közlerin üstünden atlıyordu. Durmadan çıkan orman yangınları hayvanlara alevlere karşı bağışıklık kazandırmıştı anlaşılan. Orman yangını. Dersu patikada ayak izleri keşfetti ve bir sigara izmaritiyle bir parça mavi pamuklu kumaş buldu. Bunlardan iki adamın buradan geçmiş olduğunu çıkarttı. Çinli işçiler sırf birazcık lekelendi diye bir kumaş parçasını asla atmazlar. Kumaşı parçalanana kadar çeşitli işlerde kullanırlardı. O zaman bu adamlar başka bir şeydi. Ayrıca işçiler sigaraya paraları yetmeyeceği için pipo içerlerdi. Dersu bu iki adamın serseri olduğunu düşünüyordu. Onların mola verdiği yeri bize gösterdi. Birisi ayakkabılarını değiştirmişti. Oraya atılmış boş bir fişeklik adamların tüfek taşıdığını gösteriyordu. İlerledikçe Dersu yeni keşiflerde bulunuyordu. Sonunda durdu. İki kişi daha gelmiş dedi. Şimdi dört kişi oldular. Dört kötü adam. Patikadan ayrılıp kırlık bölgede ilerlemeye karar verdik. En yakınımızdaki dağın tepesinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Plastun Körfezi'ni gördük. Solumuzda ötesinde Sinansa Nehri bulunan yüksek bir dağ sırası uzanıyordu. Arkamızda Dorgaya Gölü, sağımızda da yıpranmış dağ tepeleri vardı. Onların ötesinde de deniz. Telaşlanacak bir şey olmadığını düşündüm ve bunu yüksek sesle de söyledim. Ama Dersu akarsuya inmemiz ve kuzeye doğru Tiketipo Nehri'ne kadar suyu takip etmemiz konusunda ısrar etti. Bir saat sonra bir orman kıyısına geldik. Dersu tek başına keşfe gitti. Bize de onun dönüşünü beklememiz talimatını verdi. Gün bitmek üzereydi. Cansız ve ıssız bataklıklar tek düze bir sarı kahverengi renge bürünüyorlardı. Tehditkar ve kasvetli dağlar mavi akşam sisiyle sarmalanmışlardı. Karanlık çökerken uzaktaki orman yangınının gökyüzünün karanlık fonu önündeki parlaklığı artıyordu. Gideli birkaç saat geçmiş olmasına rağmen Dersu hala ortada yoktu. Huzursuzlanmaya başladım. Nani yaklaşık 20 dakika sonra döndü. Endişeli bir hali vardı. Dört adamın peşinden Plastun Körfezi'ne kadar gittiğini ve orada bir çadır keşfettiğini anlattı. Çadırda 20 kadar silahlı Çinli vardı. Hong Kuzilerdi bunlar. Yani isimleri Kızıl Sakallar anlamına gelen haydut çetesinin üyeleriydi. Dersu çalıların arasında solucan gibi sürünerek geri dönerken onun kokusunu alan bir köpek yaygarayı koparmış, üç haydut tüfeklerini alıp Dersu'nun peşine düşmüşlerdi. O arada da Dersu kendini bir bataklıkta bulmuştu. Çinliler durmasını emretmişler, Dersu durmayınca da ateş açmışlardı. Kuru toprağa ayak basınca Dersu nişan alıp adamlardan birini vurmuştu. Adamın düştüğünü görmüştü. Diğer ikisi yaralı yoldaşlarının üstüne eğilmiş, Dersu da kaçmıştı. Haydutları yanıtmak için
hala görüş menzilinin içinde olduğu sürece yanlış yöne doğru koşmuş, sonra kamp yerimize ulaşmak için dolambaçlı bir yol izlemişti. Ceketindeki bir kurşun deliğini göstererek, "Gömleğimi deldiler," dedi. "Çabuk gitmek lazım." Mümkün olduğu kadar sessizlik içinde yürüdük. Derso bizi kurumuş bir nehrin kayalık yatağından ilerletiyor, patikalardan özenle kaçınıyordu. Akşam 9 civarında Yotsi Nehri'ne geldik. Görünürde fanzalar vardı ama geceyi açık havada geçirdik. Çok üşüyünce bir brandaya sarıldım. Ama rutubetli hava yine de iliklerime kadar işledi. Kimse uyumadı. Hepimiz sabırsızlıkla şafağı bekliyorduk. Gece bitmek bilmedi. Şafağın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden yola koyulduk. Derso patikadan uzaklaşıp tepelere yönelmemizi tavsiye etti. Öyle yaptık. Nehri geçip de uzun otlara adımımızı atar atmaz çalılıkların arasından çıkmakta olan bir Udege halkı mensubuyla karşılaştık. Adam irkildi, biz de öyle. Aramızdaki kazakları görünce elini gömleğinin içine sokup bir mektup çıkardı. Bana yazılmış mektup Çinli bir çavuş olan Chen Po'nun kumandası altındaki bir grup avcının bölgede haydut avına çıktıklarını bildiriyordu. Ben mektubu okurken Derso ulağı sorguya çekti, ulak da onu. Chen Po ve emrindeki 30 avcının geceyi bize çok yakın bir yerde geçirmiş oldukları ve şu anda Yotsiho'ya yaklaştıkları ortaya çıktı. 20 dakika kadar sonra onları gördük. Chen Po 45 yaşlarında uzun boylu bir adamdı. Sıradan mavi Çinli giysileri giymişti. Etrafa yaydığı zeka havası onu Çinli işçilerden ayırıyordu. Canlı yüzü geçmiş güçlüklerin izleriyle doluydu. Hafifçe kır düşmüş siyah bıyıklarının ucu tipik Çin tarzıyla aşağı doğru sarkıyordu. Dudaklarında oynaşan daimi gülümsemeyle çarpıcı bir tezat içinde olan ağırbaşlı yüzünde akıl dolu gözleri becerikli bir ifadeyle etrafı süzüyordu. Düz bir sesle yavaş yavaş konuşuyor, cevap vermeden önce düşünüyordu. Chen Po'nun emrindeki tabur, genç, gözü pek ve silahlı Çinlilerden, Udegedelerden oluşuyordu. Hepsinin morallerinin en üst düzeyde olduğunu ilk bakışta anladım. Chen Po'nun bütün emirleri anında yerine getiriliyor, adam hiçbir şeyi tekrarlamak zorunda kalmıyordu. Çavuş beni nezaket ve ciddiyetle selamladı. Derso'nun bir gece önce haydutlarla karşılaştığını öğrenince silah atışlarının nerede yapıldığını sordu ve bir dal parçasıyla kuma bölgenin bir haritasını çizdi. Karşılaştığımız haydutlar kötü havada plaston körfezine sığınmış olan Çin mamnalarını yağmalamak için kayıklarla körfeze gelmişlerdi. Chen Po ihtiyacı olan bütün bilgileri bizden aldıktan sonra acele etmesi gerektiğini söyleyerek 2 veya 3 gün sonra San Hopu'ya geleceği sözünü verdi. Çinlilerden saklanmaya gerek kalmamıştı. Biz de doğruca en yakın fanzanın yolunu tutup geceyi orada geçirdik. Çinliler sahil şeridi boyunca olan yolculuğumuzun en uç noktası olan San Hopu'nun en fazla bir günlük yürüme mesafesinde olduğunu söylediler. Oraya karanlık basmadan varmak istediğimiz için ertesi sabah erkenden yola çıktık. Oradan Skota Aline geçmeyi, sonra da İman Nehri'ne doğru yürümeyi planlıyorduk. San Hopu'da iyice dinlenmeyi ve kış yürüyüşü için malzemelerimizi tazelemeyi kararlaştırdık. Önümüzde soğuk mevsim uzandığına göre atların yiyecek bulması meselesi büyük bir sorun teşkil ediyordu. Sonunda atları grubumuzun bir kısmıyla birlikte Olga Körfezi'ne geri göndermeye karar verdim. Skota Alin'deki kış yürüyüşüne benimle birlikte adamların yalnızca 6'sı katılacaktı. Akşam Chen Po ve adamları geldiler. Bize Hongkuzilerin Derso ile olan karşılaşmalarından sonra bir Mavna ile denize açıldıklarını ve muhtemelen şimdi güneye doğru ilerlediklerini söyledi. Bundan sonraki 3 gün yani 28, 29 ve 30 Eylül'de rotamızı çizmekle, günlüğümü doldurmakla ve mektup yazmakla meşgul oldum. Kazaklar bir alageyik vurmuşlardı. Hayvanın postunu kurutuyorlar, aynı zamanda kışlık ayakkabılarımızla ilgileniyordu. Onların işlerine karışmak istemediğim için kendi başıma kırlarda geziye çıkıyordum.
San Hopu eşit büyüklükte iki nehirden oluşur. Sitsi yani Çince batı kolu ve Tungsi yani Çince doğu kolu. Rotamızı ikincisi üzerinden geçirmem tavsiye edilmişti. O yüzden hazır zamanımız varken Sitsi'yi biraz keşfetmeye karar verdim. 1 Ekim'de Dersu ile birlikte sırt çantalarımızı yüklenip genel merkezimizden ayrıldık. Sitsi ile Tungsi'nin birleştiği yerin sol tarafında Talasiya isimli yüksek kayalık bulunur. Yerliler yaşlı bir Çinlinin bir gün kayalığın yakınında büyük bir ginseng bitkisi bulduğunu ama bitkinin köklerini Fanze'ye getirdiği sırada büyük bir deprem olduğunu anlatıyorlardı. Söylediklerine göre o gece kayalıkların inlediği duyulmuştu. Çinliler sahil şeridi boyunca ginsenglerin yetiştiği en kuzey noktanın San Hopu olduğunun altını çizerler. Bitki buradan daha kuzeyde hiçbir yerde bulunmaz derler. Sitsi'nin aşağı bölgelerinde vadi dağların arasında kalmış çökük katmanlardan oluşan bir zincir halinde uzanır. Buradaki muhteşem ormanlar sedir ağaçlarıyla doludur. Nehir kıyısında kereste yapma amacıyla kesilmiş ağaçlar vardı. Ama bunların ancak dörtte biri akıntıyla gönderiliyor, geri kalanlar oldukları yerde bırakılıyordu. Orman devleri yıkılırken pek çok başka ağacı da deviriyorlardı. Genel olarak etrafta canlı kerestedense çürümüş kuru ağaçlar daha fazlaydı. Böyle bir ormanda ilerlemek zor işti. Bir defasında patikadan uzaklaşmaya çalıştık. Ama birkaç adım sonra bir devrik ağaçlar yığınına rastladık ve oradan kurtulmayı güçlükle başardık. Keresteler yaklaşık 15 kilometre karelik bir alana yayılmıştı. Dünya kadar emek harcanıp bir sürü testere ile balta kullanılarak açılmış patika ormanın tam ortasından geçiyordu. İnsanlara ait ayak izleri azaldıkça hayvan izleri sıklaşıyordu. Dersu sessizlik içinde yürüyor, her şeye kayıtsız gözlerle bakıyordu. Oysa ben manzaradan büyük keyif alıyor ve Dersu'nun bir dalın nasıl kırıldığına bakıp oradan geçen kişinin ne zaman geçmiş olduğunu, hangi yöne doğru ilerlediğini, ayağına ne giydiğini ve bunun gibi şeyleri söyleyebilmesi karşısında hayretler içinde kalıyordum. Onun mantık silsilesini kavrayamadığım ve çıkarımlarından şüphe duyduğum zaman Dersu, ''Çok gezmişsin, niye anlamıyorsun?'' diyordu. Beni çok şaşırtan şeyler onun için açık ve basitti. Ne kadar uğraşırsam uğraşayım, benim hiçbir şey göremediğim yerlerden o hikayeler okuyordu. Örneğin bir dişi geyiğin yanında yavrusuyla birlikte geçtiği yeri, İspirya çalılıklarını, yapraklarını kemirdiklerini, sonra bir şeyden korkup kaçtıklarını kolaylıkla anlayabiliyordu. Orman adamı oluşuyla gösteriş yapıyor değildi. Birbirimizi iyi tanıyorduk. Öyle bir şey yapmazdı. Hareketleri tamamen alışkanlıktan kaynaklanıyordu. Gözleri hiçbir şeyi kaçırmamak üzere eğitilmişlerdi. Çünkü bir şeyi kaçırdıkları takdirde Dersu uzun süre önce açlıktan ölmüş olurdu. Ben bir şeyi göremediğimde gülüyor, başını sallayarak ''Ha ha bebek gibisin'' diyordu. ''Görmüyor musun, anlamıyor musun? Şehir bebeği, yemek mi istedin? Git satın al. Dağlarda yalnız yaşasan hemen ölürsün.'' Haklıydı. Tehlike, yalnız tayga gezgeninin peşini hiç bırakmaz ve ancak işaretleri okuyabilenler bu mücadeleden yara almadan çıkabilirlerdi. Dikenli bir çalıya bastım. Keskin bir diken ayakkabımın tabanına delerek ayağımı battı. Botu çekerek dikeni çıkarmaya çalıştım ama anlaşılan diken kırılmış ve ucu yaranın içinde kalmıştı. Ertesi gün büyük bir acı içindeydim. Dersu ayağıma baktı ama dikenin kenarları büzüşmüştü. O gün yürüyebildiysem de gece ağrım çok arttı. Gözümü bile kırpamadım. Sabaha doğru ayağımda kocaman bir şişlik ortaya çıkmıştı. Ne var ki erzakımız azalıyordu ve yola devam etmek zorundaydık. Ekmeğimiz bitmişti. Bundan sonra ormanda ne avlayabilirsek ona kalmıştık. Kampa dönebilsek orada sargı ve ilaç vardı. Kötü hava taygada mahsur kalmamıza neden olabilirdi. İyileşmeden önce ne kadar süre yatmam gerekeceği de belli değildi. O yüzden
Canımın çok yanmasına rağmen yürümeye devam etmek zorundaydım. Dersu tüfeğimle sırt çantamı taşıyor, tepelerden aşağı inerken bana destek oluyor, çektiğim acıyı azaltmak için elinden geleni yapıyordu. Bütün ağırlığımı sağ ayağıma veriyor, sol ayağıma sürüklüyordum. O gün çok büyük acı ve güçlükle ancak 8 kilometre yol alabildik. Kampa daha 25 kilometre kadar yolumuz vardı. Gece ağrım dayanılır gibi değildi. Şişlik bütün ayağıma yayılmıştı. En yakın fanzaya kadar gidebileceğim bile şüpheliydi. Şüphe duygusu muhtemelen Dersu'yu da huzursuz ediyor. Nani hava durumunu anlamaya çalışırmış gibi gökyüzüne bakıp duruyordu. Ama onun korkuları başka şeylerle ilgiliydi. Gökte salınan belli belirsiz sis tabakası zaman geçtikçe yoğunlaşmaya başlamıştı. Yani ay her zamanki gibi parlak değil, soluk ve kırmızımsıydı. Zaman zaman da tamamen gözden kayboluyordu. Sonunda dağların ötesinde bir ışıltı belirdi. Yol arkadaşım "Epey duman var" diye mırıldandı. Şafak sökerken ayaktaydık. Ben zaten uyuyamamıştım. Hala yapabildiğim sürece yürümek daha iyiydi. O günü hiçbir zaman unutmayacağım. Birkaç adımda bir yere yıkılıyordum. Şişmiş ayağımı içine sığdırmak için botu kesmiştim. Kısa süre sonra her tarafı devrilmiş ağaçlarla dolu bir ormana geldik. Etrafımızdaki her şey dumanla kaplıydı. 50 adım uzağımızdaki ağaçları bile göremiyorduk. Dersu beni zorlayıp duruyordu. "Çok korkuyorum" diyordu durmadan. "Ot yangını değil bu. Gerçek bir orman yangını. Acele etmek lazım." Dişlerimi sıkıp topallamaya devam ettim. Yamacı emekleyerek tırmandım. Karşıma çıkan her kök, her kozalak, her taş ve ağaç dalı acıdan kıvranarak yerde yuvarlanmama neden oluyordu. Dumanda ilerlemek gitgide daha zorlaşıyordu. Öksürüyor, tükürüyorduk. Güneşin ve rüzgarın kupkuru hale getirdiği ve şu anda alevden bir kütle halini almış olan devrik ağaçlar labirentini kesinlikle geçemeyeceğimizi düşündüm. Büyük bir yangın hortumlara yol açar. Nani'nin eğitimli kulağı yaklaşan bir hortumun sesini duyabiliyordu. Tek kurtuluş şansımız nehrin karşısına geçmekti. Ne var ki Tadasia'yı geçmek için insanın ayağını yere sağlam basması gerekir. Bunu yapmak benim için düşünülmesi bile imkansız bir maceraydı. Dersu birdenbire tek kelime etmeden beni kucaklayıp karşıya taşıdı. O noktada çakıllardan oluşan geniş bir şerit vardı. Nani sonra tüfekleri almak için geri döndü. Tam o anda karşı kıyı bir duman bulutu tarafından yutulunca başka bir şey göremedim. Gözlerimi yeniden açtığımda Dersu yanımda bir kayaya dayanarak oturuyordu. İkimiz de ıslak brandanın altındaydık. Üstümüzde kıvılcımlar dans ediyor, yoğun acı duman nefes almayı zorlaştırıyordu. Bu kadar büyük bir orman yangını görmemiştim. Devasa sedir ağaçları alevler içindeydi. Muazzam büyüklükte meşaleler gibi yanıyorlardı. Yere bir alev denizi yayılmıştı. Her şey yanıyordu. Kuru otlar, dökülmüş yapraklar ve devrilmiş ağaçlar. Hala canlı olan ağaçlar inliyor ve sıcak yüzünden infilak ediyorlardı. Kocaman sarı renkli duman tabakaları gökyüzüne yükseliyordu. Yangın yeryüzünde dalgalar halinde ilerliyor, alevden diller kütüklerin arasında oynaşıp sıcaktan kızarmış kayalıkları yalıyorlardı. Sonra rüzgar yön değiştirdi ve dumanı temizledi. Dersu ayağa kalktı, beni de kaldırdı. Kalktım ama kıyıdaki çakılların üstünde yürümeyi başaramayıp inleyerek yere çöktüm. Bütün ağırlığımı verdiğim topuğum acıyordu. Sağ dizim ağrıyordu. Tek bir adım daha atabilecek durumda değildim. Dersu çadırı kurdu. Yakacak odun topladı ve Çinlilerin yanına gidip benim için bir at alacağını söyledi. Taygadan çıkmak için tek umudumuz buydu. Yapayalnız kalmıştım. Nehrin karşı kıyısında yangın hala gazap saçıyordu. Dumanla beraber kıvılcım bulutları da gökyüzüne yükseliyor, alevler yayılıyordu. Bazı ağaçlar diğerlerinden kolay yanıyordu. Bir yaban domuzunun nehirden karşıya geçtiğini gördüm. Bir ağaç kakan delirmiş gibi ağaçtan ağaca sıçrıyor, bir ipek kuyruk kesintisiz biçimde ötüyordu. İnlemelerim onun ötüşlerinin yankısıydı. Hava sonunda karardı.
Belli ki Dersu o gün dönemeyecekti. Ayağım daha da şişmişti. Botumu çıkarıp yaraya baktım. Olgunlaşmıştı ama yürüyüşte sertleşmiş olan deri patlayıp açılmıyordu. Çakımı bir taşın üstünde biledim, ateşe odun attım ve alevler iyice canlanınca şişkinliğe yardım. Vücuduma yayılan şiddetli acı yüzünden gözlerimin önünde kara noktalar uçuştu. Yaradan siyah renkli bir kan ve yoğun kıvamlı bir irin aktı. Acı içinde nehir kenarına kadar süründüm. Yarayı yıkadım, sonra da gömleğimin kolunu yırtarak ayağımı sardım ve ateşin yanına döndüm. Yaklaşık bir saat içinde bir rahatlık hissetmeye başladım. Acı eskisi kadar keskin değildi artık. Gökyüzündeki parlaklık yangının ilerlediği rotayı gösteriyordu. Dumanları tüten kütüklerden yayılan ışıklar pek çok yerde ışıldıyordu. Çadırımda oturup yaralı ayağımı ovdum. Ateşin sıcaklığı beni yavaş yavaş uyuttu. Uyandığım zaman Dersu'nun yanında bir Çinliyle dönmüş olduğunu gördüm. Üstüme bir battaniye örtmüşlerdi. Ateşteki çaydanlık şarkı söylüyordu. Birkaç adım ötede de eğerlenmiş bir at vardı. Ayağımdaki acı dinmiş, şişkinlik hafiflemişti. Yarayı sıcak suyla yıkadım. Biraz Çin ekmeği yiyip çay içtim ve giyinmeye başladım. Dersu ile Çinli eğere oturmama yardım ettiler, yola çıktık. Orman yangını uzaklara gitmişti ama havada hala duman vardı. Ayağım iyileşene kadar odama hapsoldum. 3 gün içerisinde topallayarak etrafta gezinmeye başlamıştım. Bir hafta sonra da hiçbir şeyim kalmamıştı. Çenpo birkaç defa ziyaretime geldi. Çinliler onu çok seviyorlardı. Söylediği her şey ağızdan ağıza aktarılıyor, emirleri anında ve seve seve yerine getiriliyordu. Bir sürü kişi öğüt almak için ona başvuruyordu. Çenpo'nun çözemeyeceği dert olmadığına inanıyorlardı. Dersu günlerini yerlilerle geçiriyordu. Ulaho nehrinde geçirdiği gençlik günlerinden tanıdığı birisini bulmuştu. Herkes de hemen arkadaş olmuştu. Bütün fanzalarda hoş karşılanan bir misafirdi. Yola çıkmamızdan birkaç gün önce Çenpo vedalaşmaya geldi. Acil bir göreve gitmesi gerekiyordu. Yanımızda beni Skota Aline götürecek ve başka bir rotadan dönerek yolda gördüklerini Çenpo'ya raporlayacak 2 Çinli bıraktı. Kış yürüyüşü. 18 Ekim'de yola çıktık. Yerliler bizi uğurlarken fanzadan fanzaya yanımızda geldiler. Her kulübede bizi içeri davet ettiler. Dersu resmen vedalaşma sahanı altında kaldı. Kadınlarla çocuklar ona el salladı. O da karşılık verdi. Böylece her kulübede oyalana oyalana yerleşim yerinden çıktık. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu yapınca rahat bir nefes aldım. Ertesi gün yağmur yüzünden erken durmak zorunda kaldık. Akşama daha çok vakit vardı. Dersu ile birlikte etrafa bir göz atmaya çıktık. Yağmurlu bir sonbahar gününde ormanda insanı bunalıma sokacak melankolik bir hava vardır. Soğuk sis örtüsü altındaki çıplak ağaçlar, sararmış otlar, dökülmüş yapraklar ve kararmış, buruşmuş, eğrelti otları sona ermekte olan yılı ve yaklaşan kışı hatırlatır. Birdenbire duyulan acayip bir gürültü bizi nehir kenarına götürdü. Gözlerimizin önünde muhteşem bir manzara açıldı. Somon balıkları suyu doldurmuştu. Binlercesi akarsularda ve akıntının ulaşmadığı durgun yerlerde kaynaşıyordu. Çok hırpalanmış, çok yıpranmış bir haldeydiler. Yüzgeçleri ezilmişti. Gövdeleri yara bere içindeydi. Birçoğu çoktan ölmüştü. Üst üste yığılan cesetler nehirde gerçek barajlar oluşturuyordu. Hala kıpırdayacak gücü kalan bazıları çektikleri acılardan orada kurtulmayı bekliyorlarmış gibi nehrin yukarı kısımlarına gitmeye çalışıyorlardı. Doğa, somon balığı yığınlarından kurtulmak için akıllıca tedbirler almıştı. Ayılar, yaban domuzları, tilkiler, borsuklar, kargalar, saksağanlar ve diğerleri yardıma koşuyorlardı. Kuşlar ölü balıkları tercih ederken, dört ayaklılar canlı balıkların peşindeydi. Nehir kıyısı balık yemeye gelmiş hayvanlarla doluydu. Bir ayı gördük.
Çakıl taşlarıyla dolu bir sığlıkta oturmuş, balıklara pençe atıyordu. Boz ayı ve yakın akrabası Kamçatka boz ayısı, somon balığının kafasını yer, gövdesini atarlar. Beyaz göğüslü ayı ise gövdeyi yer, kafayı atar. Kıyının daha yukarı kısımlarında iki yaban domuzuna rastladık. Onlar da balıkların sadece kuyruklarını yiyorlardı. Biraz daha ileride çalılıkların arasından bir tilki fırladı. Bir somon kaptı, hemen orada yemeyecek kadar tedbirli olduğu için de balığı çalılığa doğru sürükledi. Çoğunluk kuşlardaydı. Kartal kıyıya tünemiş, ayılardan kalanları telaşsız bir üstünlük havasıyla tembel tembel gagalıyorlardı. Kargalar oradan oraya sıçrıyor, çürümeye başlamış balıklara özel bir ilgi gösteriyorlardı. Saksağanlar çalıların arasına girip çıkıyor, öbür kuşlarla kavga ediyor ve geveze geveze ötüşüyorlardı. Bazı yerlerde sular buz tutmuştu. Buzların arasına sıkışan balıklar kış boyunca oldukları yerde kalacaklardı. İlkbahar güneşi dünyaya yeniden sıcak ışınlar göndermeye başladığında buzlar çözülecek, balıklar da akıntıyla denize taşınıp su hayvanlarına yem olacaktı. Bir adam öbürünü yer dedi Dersu, düşünceli bir sesle. Balık birini yer, yaban domuzu balığı yer, biz de yaban domuzunu yeriz. Bunu söyledikten sonra nişan alarak domuzlardan birini vurdu. Ölümcül bir yara alan hayvan irkilerek kükredi. Ormana doğru yöneldi ama hedefine varamadan vücudu ölüm kasılmaları içinde titreyerek yere serildi. Silah sesinden ürken kuşlar havalanarak akarsuda deli gibi ileri geri gidip duran balıkları korkuttular. Alacakaranlık çökerken kampa döndük. Erken yattık ve ertesi gün şafak sökerken uyandık. Güneşin ilk ışıkları doruklara düşmeye başladığı sırada biz 5 kilometreye yakın yol yürümüştük. Öğle vakti 3 dağ ırmağının birleşim noktasında bulunan küçük bir avcı kulübesine denk geldik. Patikamız 3 ırmağın ikincisine doğru gidiyordu. Hava güzeldi. Yazlık gömleklerimizle yürüyorduk. Ortalık kararana kadar da hava soğumadı. Bu sıcak gün çok hoşuma gitmişti ama Dersu aynı fikirde değildi. Bak yüzbaşı deyip duruyordu. Kuşlar bir an evvel yemeklerini yemeye çalışıyorlar. Kötü havanın geldiğini biliyorlar. Barometre yüksekti. Bunu göstererek Nani'ye takıldım ama o ciddiyetle "Önce kuşlar bilir, sonra da ben." diye cevap verdi. Skota Alin geçidine 9 kilometre kadar bir yol vardı. Sırt çantalarımız rahatsızlık verecek derecede ağırdı ama neşeyle yürüdük ve çok az mola verdik. Öğleden sonra saat 4 sularında Skota Alin'e vardık. Şimdi tek yapmamız gereken zirveyi ölçeklemekti. İnişe başlamaya niyetliydim ama Dersu koluma yapıştı. Beklemek daha iyi yüzbaşı dedi. Kamp kuralım. Sabah acele acele beslenen kuşların şimdi ortalıktan kaybolmuş olduklarını açıkladı. Orman gerçekten de sessizdi. Halbuki güneşin batımından önce genellikle her yerden canlılık fışkırırdı. Kuşlar bir yerlere saklanmışlardı. Dersu çadır direklerini mümkün olduğunca derine gömmemizi, her şeyden önemlisi de bol bol yakacak toplamamızı öğütledi. Karşı çıkmaktan vazgeçip yakacak toplayanlara yardım ettim. Yaklaşık 2 saat içinde hava kararmaya başladı. Adamlar yeterli gibi görünen yakacakla geri döndüler. Ama Dersu daha fazla toplanması konusunda ısrarcıydı. İki Çinliye, "Anlamıyorlar, en iyisi kendimiz çalışalım." dediğini duydum. Üçü odun toplarken onlara yardım etsinler diye 2 Kazak'ı görevlendirdim. Çalışmayı ancak hava karardıktan sonra bitirdik. Ay doğdu. Gece sakin ve berraktı. Ay ışığı hüzmeleri karanlık ormanın derinliklerine sızarak uzun çizgiler halinde kuru otların üzerine uzanıyorlardı. Yerde, gökte, etrafımızdaki her şey sessizdi. Yaklaşan fırtınaya dair hiçbir işaret yoktu. Kamp ateşinin etrafında sıcak çaylarımızı yudumlayarak Nani'nin telaşıyla eğlendik. Kazaklar "Bu defa ıskaladın" deyip duruyorlardı. Dersu hiç cevap vermiyor, çıkıntılı bir kayanın altına çadırını kurmak için harıl harıl çalışıyordu. Büyük bir kütükle kaya parçalarını getirdi, aralarına yosun doldurduktan sonra brandayla örttü. Çubukları sıkıca toprağa gömdü ve bir ateş yaktı.
Barınağı davetkar bir yuva gibi görünüyordu. Eşyalarımı kaptığım gibi soluğu onun yanında aldım. Vakit ilerledi ama sakinlik bozulmadı. Dersu'nun hava tahminine olan inancımı yitirmeye başlıyordum ki, ayın yakınlarında beliren alaca bulaca kenarlı bir benek şüphelerimi dağıttı. Ay yavaş yavaş parlaklığını kaybetti. Kenarları belirsizleşip karardı. Hafif bir sis hızla gökyüzüne yayılıyordu. Ama nereden geldiği de, nereye doğru gittiği de belli değildi. Bütün bunların sonunda ancak kısa bir sağanak geleceğini düşündüm ve bu yatıştırıcı hisle uykuya daldım. Ne kadar uyuduğumu bilmiyorum. Murzi'nin şiddetle beni sarsmasıyla uyandım. "Kar yağıyor," dedi kazak. Battaniyemi üstümden attım. Ortalık kapkaranlıktı. Ay gözden kaybolmuştu. Kar taneleri gökyüzünden düşüyor. Parlak alevlerle yanan ateşimiz uyuyan adamları, çadırları ve yakacak yığınımızı aydınlatıyordu. Dersu'yu dürttüm. İrkilerek uyandı. Mahmur gözlerle etrafına bakındı. Bakışlarını gökyüzüne çevirdi. Sonra da piposuyla uğraşmaya başladı. "Çok sessiz," dedi. "Kaç gün geçti rüzgar yok. Şimdi büyük kar fırtınası kopacak." Ortalık gerçekten de sakindi ama etrafımızı saran sessizlikte tekinsiz bir şeyler vardı. Kar yağışı kısa sürede arttı. Taneler yere hafif bir hışırtıyla düşüyordu. Adamların geri kalanları da uyandı. Eşyalarını korumaya almaya başladılar. Kar birdenbire döne döne yağmaya başladı. "Geliyor," dedi Dersu. Ona cevap verircesine dağlarda bir gök gürültüsü yankılandı. Beklenmedik bir rüzgar esti. Onu her biri bir öncekinden uzun süren bir ikincisi, üçüncüsü, beşincisi, onuncusu takip etti. Ateşin alevleri parladı. Çadırlarımız yere sıkıca gömülmüş olmasalardı yıkılırlardı. Dersu'ya bir göz attım. Sakin sakin piposunun dumanlarını savurarak kayıtsızca alevlere bakıyordu. Muhtemelen o kadar çok kar fırtınası görmüştü ki bir yenisiyle karşılaşmak rahatsız olmasına veya telaşlanmasına neden olmuyordu. Düşüncelerimi okumuş gibi, "Bol bol yakacağımız var, çadırlar sağlam, endişe yok," dedi. Bir saat içinde hava aydınlandı ve kıyamet koptu. Rüzgar dehşet saçan bir öfkeyle gürlüyordu. Ağaç dalları kırılıyor, tüy gibi hafifmişçesine göklere yükseliyorlardı. Dev gibi yaşlı sedir ağaçları ancak bir parmak kadar kalınlıkları varmış gibi sağa sola sallanıyorlardı. Tepeler, gökyüzü ve yer gözden kaybolmuştu. Her şey karlı bir girdabın içinde dönüyordu. Kaim kar perdesinin arasından zaman zaman ağaçları hafifçe seçebiliyorduk. Sonra yeni bir rüzgar her şeyi kapatıyordu. Sessiz bir huşu içinde çadırların altında birbirimize sokularak oturduk. Fırtına gün ortasında şiddetlendi. Barınaklarımız kayalıklar tarafından korunuyor olsa da güvenli değildi. Rüzgar bizden yana estiğinde çadırlar nemle ve dumanla doluyor, rüzgar yön değiştirince de buz gibi soğuk oluyordu. Su almak için nehir kenarına gitmek yerine çaydanlığı doldurmak için her tarafı kaplamış karlardan faydalandık. Alacakaranlık çökerken fırtına doruk noktasına ulaştı. Hava karardıkça da etkileri daha bile dehşet verici olmaya başladı. O gece pek azımız uyuyabildi. Tek yapabildiğimiz ısınmaktı. Ayın 21'inde fırtına bizi mahsur bıraktı. Rüzgar kuzeydoğudan esiyor, gitgide şiddetleniyordu. Birkaç metreden ötesini görmek mümkün değildi. Ateşi canlı tutmak çok büyük bir çaba gerektiriyordu. Çadırlarımızın yanında büyük kar yığınları birikiyordu. Gün ortasından sonra alışılmadık bir güç kazanan kar burgaçları yerden kar tabakaları kaldırıp ormanın üstünde dağıtıyordu. Her burgaç arkasında devrilmiş ağaçlardan bir iz bırakıyordu. Öğleden sonra gökyüzü biraz açılır gibi oldu ama hava soğumaya devam etti. Belli belirsiz bir nokta halinde görünen güneş kalın bir bulut tabakasının arkasındaydı. Azalmaya başlayan yakıt stokumuzu tazelemek gerekiyordu. İkili gruplar halinde kamp yakınlarında bulabildiğimiz bütün yakacakları topladık. Dersu durmamızı söyleyene kadar çalıştık. Yeter dediğinde sözünü ikiletecek halimiz kalmamıştı.
çadırlara koşup ellerimizi ateşte ısıttık. Rahatsız bir gece daha çöktü. Sabah hava daha iyi değildi. Rüzgar hala keskindi. Batı yamacında daha az rüzgar esiyor olabileceği umuduyla Scota Aline geçmeyi düşündük. Derson'un bu konudaki görüşü kararımızı kesinleştirecekti. Nani, kısa sürede bitecek diyerek eşyalarını toplamaya başladı. Kampı kaldırmamız uzun sürmedi. Yaklaşık 20 dakika içinde yola koyulmuş, çantalarımız sırtımızda sendeleyerek tepeden yukarı tırmanıyorduk. Dik bir yamaçtı. Kar bazı yerlerde neredeyse 90 santimi buluyordu. Zirveye ulaşınca nefes almak için durakladık. Barometre geçidin deniz seviyesinden 914 metre yukarıda olduğunu söylüyordu. Orayı Sabır Geçidi ismiyle vaftiz ettik. Scota Aline'nin zirvesinde gözlerimizin önüne ürkütücü bir manzara serildi. Fırtına ormanın çeşitli yerlerinde şerit şerit ağaçları devirmişti. Bu şeritlerin etrafından dolaşmak zorundaydık. Daha önce söylemiş olduğum gibi kayalık kırlarda ağaçlar köklerini yüzeye yayarlar ve kökler ancak ince bir tabaka yosunla kaplı olur. Bunların bazıları fırtınaya yenik düşmüştü. Bazıları da hala sağa sola doğru sallanıyor, köklerini daha da zayıflatıyorlardı. Bembeyaz kar mantonun üstünde kara delikler açılıp kapanıyordu. Adamlarımdan biri ağaçlardan birinde sallanmayı kafasına koymuştu. Tam o bunu yaparken bir rüzgar etrafı süpürdü, orman devi korkunç bir gürültüyle devrilerek üstümüze donmuş toprak parçaları yağdırırken kazak da canını zor kurtardı. İman Nehri'ne doğru. Batı yamacının eğimi yeteri kadar yumuşaktı ama dağın yan tarafı hem sık ağaçlarla hem de kayalarla doluydu. Eteklerde bir akarsu bulduk. Onu izleyince de bir ırmakla karşılaştık. Karın üstünde ne kadar küçük olursa olsun bütün ayak izleri görülebiliyordu. Etraf karacaların, mis geyiklerinin, porsukların ve kokarcaların izleriyle doluydu. Derso benden önde yürüyor ve izleri inceliyordu. Birdenbire durdu, çevresine bakınarak ''Bunu da niye yapmış?'' diye mırıldandı. ''Ne demek istiyorsun?'' diye sordum. ''Mis geyiği'' dedi. İzlere baktım ama alışılmadık bir şey görmedim. Birbirine yakın bir dizi geyik iziydi işte. Derson'un iz konusunda olağanüstü yetenekleri vardı. Küçücük bir anormallik bile hayvanın telaşlı olduğunu anlamasına yetiyordu. Mis geyiğinin korkmuş olduğunu düşünmesinin sebebini sordum. Cevabı her zamanki gibi açık ve basitti. Geyik durduğu noktaya gelene kadar eşit aralıklı izler bırakarak yürümüş, ancak ondan sonra öncekine göre çok büyük bir dikkatle ilerlemişti. Sonra da yana doğru sıçrayıp kaçmıştı. Bütün bunlar kardaki izlerden açık açık okunabiliyordu. Yoluma devam edecektim ki Derso beni tuttu. ''Bekle yüzbaşı'' dedi. ''Geyiği neyin korkuttuğunu görmek lazım.'' Bir dakika sonra geyiği ürkütenin bir samur olduğunu açıkladı. Devrilmiş büyük bir ağacın gövdesinde birikmiş karın üstündeki samur izlerini bana gösterdi. Hayvan geyiği takip etmiş, bir dalın arkasına saklanmış, sonra da avının üstüne atılmıştı. Derso geyiğin karda yuvarlandığı yeri buldu. Kan izlerine bakılırsa samur dişlerini geyiğin boynuna yakın bir yere geçirmişti. Sonra mis geyiği düşmanını sırtından atarak kaçmış, onun peşine düşen samur kısa süre sonra takipten vazgeçip bir ağaca tırmanmıştı. Dersu'yla daha uzun süre birlikte olsaydım, o da biraz daha konuşkan olsaydı, hiç kuşkusuz ki izleri okuma konusunda pek çok avcıdan daha iyi bir hale gelirdim. O her zaman söylemeye tenezzül ettiğinden çok daha fazlasını görüyordu. İkide bir de durup sadece ufak tefek meseleler olarak gördüğü şeyleri açıklamakla ilgilenmiyordu. Gözü ancak özel olarak dikkat çekici bir şeye ilişirse, ancak çok sıra dışı bir şey olursa onun hakkında yüksek sesle kendi kendine konuşuyordu. Takip ettiğimiz nehir, Scota Aline'den yaklaşık 25 kilometre ötede kuzeyden gelen bir başka nehirle birleşiyordu. Burası bizi İman'a götürecek olan Kulumba'nın doğduğu yerdi.
Nehir kıyısında buz vardı. O yüzden çok büyük güçlükle ilerleyebiliyorduk. Biraz uzaktaki küçük bir kuş dikkatimizi çekti. Oyunbaz coşkunluğu sayesinde kazakların Neşe Köpü ismini taktığı, ardıçtan daha büyük olmayan ve daima suya yakın yaşayan bir su kara tavuğuydu bu. Birkaç adım yakınına kadar sokulup onu inceledim. Kuş tetikteydi. Başını benden yana çevirip küçük kuyruğunu çıkardığı seslere uygun bir şekilde sallayarak cıvıldadı. Sonra birdenbire nehre daldı. Yerliler onun akıntıya hiç aldırmadan nehrin dibinde yürümek gibi tuhaf bir özelliği olduğunu söylerler. Küçük kuş tekrar suyun yüzüne çıkıp bizi görünce yüksek sesle itirazlarını dile getirerek uçtu ve bir su birikintisine kondu. Ondan da bir başkasına geçti. Onu takip ediyordum. Ama sonra rotamızdan çok uzaklaştığımı fark ettim. Gece nehir buz tutmuştu. Yolculuğumuzu artık buz üstüne devam edebilirdik. Bu da ilerlemeyi çok daha kolay hale getiriyordu. Güçlü rüzgar karı süpürüp götürmüştü. Buz tabakası her geçen gün daha da kalınlaşıyordu. Suda hala donlamış yerler de vardı tabii. O kısımlardan yoğun bir sis yükseliyordu. Nehirde 5 kilometre kadar ilerledikten sonra karşımıza bir çift Kore fanzası çıktı. İki genç, iki de yaşlı Koreli olan fanza sahipleri avcılık ve tuzakçılıkla uğraşıyorlardı. Küçücük kulübeleri yeni ve düzenliydi. Onlardan hoşlanmıştım. O günkü yürüyüşümüzü bitirdim. Öğleden sonra iki Koreli gidip misk geyiği tuzaklarına bakmak üzere hazırlandılar. Ben de onlara katıldım. Tuzaklar ancak 500 metre kadar uzaktaydı. Devrilmiş ağaçlardan yapılmış ve toprakta derine gömülmüş sırıklarla desteklenmiş 1,5 metre yüksekliğinde bir çitti bu. Böyle yapılar dağlardaki geyik yollarına sık sık kurulurlar. Çitte delikler bırakılır ve bu geçitlere ucunda ilmek bulunan ipler asılır. Bu ilmeklere takılan misk geyiği kurtulmak için şiddetle çırpınır ve ne kadar çırpınırsa ilmeği o kadar sıkıştırır. Korelilerin tuzağında 22 ilmek vardı. Bunların 4 tanesinde ölü hayvanlar bulduk. 3 dişi, bir de erkek geyik. Tuzakçılar dişileri kargaları atarak Çinlilerin bir parçasına 1 ruble verdiği değerli misk bezesinin yalnızca erkek geyiklerde bulunduğunu açıkladılar. Tuzakçılar dişileri kargaları atarak Çinlilerin bir parçasına 1 ruble verdiği değerli misk bezesinin yalnızca erkek geyiklerde bulunduğunu açıkladılar. Ete gelince erkek geyik ihtiyaçlarını karşılamak için yeterliydi. Hem zaten bir gün sonra da bu kadar geyik avlayacaklardı. Her kış 125 kadar geyik öldürdüklerini, bunların ancak 1/4 birinin erkek olduğunu anlattılar. İğne yapraklı ağaçlar yerlerini akkavaklara, kara ağaçlara, kuşlara, titrek kavaklara, meşelere, akça ağaçlara ve daha başka türlere bırakıyorlardı. Dağların yukarılarında kadifemsi ladin ve köknarlar muhteşem sedir ormanlarıyla yer değiştiriyorlardı. O gün yaklaşık 15 kilometre yürüdük. Alacakaranlık çökerken adamlar biraz uzaktaki bir akarsuyun ucunda tek başına duran bir yurt fark ettiler. Üst kısımdaki bir açıklıktan yükselen dumana bakılırsa yurtta yaşayanlar vardı. Bol miktarda balık dışarıdaki sırıklara asılıp kurumaya bırakılmıştı. Sedir ağacı kabuğundan yapılmış yurt kuru otlarla kaplanmıştı. 3 metre uzunluğundaydı. Yüksekliği de 1,5 metreden fazlaydı. Kuş ağacı kabuğundan bir kapak girişi perdeliyordu. Nehir kıyısında birisi tuhaf kepçe biçimli bir burnu olan büyük bir kayıkla hafif burun ve kıç kısımları sivri, Rusların Omoroçka dedikleri cinsten bir kayık ters çevrilmiş olarak duruyordu. Bizim yaklaştığımızı gören iki köpek kıyameti kopardılar. Yurttan ilk bakışta bir erkek çocuğu sandığım acayip insana benzeyen bir yaratık çıktı. Burnundaki halkaya bakılırsa bu bir kadındı. Kadın ancak 12 yaşındaki bir kızın boyundaydı. Dizlerine kadar gelen deri bir etek, geyik derisi pantolon, rengarenk işlemeli tozluklar ve benzer biçimde süslenmiş yerli ayakkabıları giymiş, cafcaflı kolluklar takmıştı. Başına beyaz bir şal örtmüştü. Kadın bize şaşkın şaşkın baktı, yüzünü birden bir telaş kapladı. Doğru dürüst Rusların bu ıssız vahşiliklere gelmeyeceğini düşünmüş olmalıydı. Bizim koldon, yani
Udege halkı dilinde haydut olduğumuzdan emin olarak arkasını döndü, yurda girmek için atıldı. Dersu onun şüphelerini yatıştırmak için kadınla kendi dilinde konuştu ve beni keşif gezisinin başkanı olarak takdim etti. Kadının korkusu silindi. Yerli gelenekleri kadınların gürültülü merak gösterileri yapmalarına izin vermiyordu. O da kendini tuttu ve kaçamak bakışlarla bizi seyretmeye başladı. Dışarıdan küçük görünen yurdun içi daha da küçüktü. Ancak oturabilir veya uzanabilirdiniz. Kazaklara çadırlarımızı kurmaları için emir verdim. Kıyı şeridindeki Çinlilerle ilişki halinde olup pek çok Çinli adetini benimseyen Udegelerden, ilkel geleneklerinin çoğunu koruyan iç bölge Udegelerine geçiş çok ani olmuştu. Kadın hiç ses çıkarmadan yemek hazırlamaya başladı. Ateşin üstüne oturttuğu çaydanlığa su koydu, suya iki büyük balık attı. Sonra piposuna çıkarıp tüttürmeye başladı. Arada sırada Dersu'ya sorular soruyordu. Akşam yemeği hazır olduğu sırada evin efendisi de geldi. Adam pantolon tozluk ve balık derisi ayakkabılar giyiyordu. Başına doladığı beyaz şalın üstüne sincap kuyruğuyla süslenmiş keçi derisi bir kasket geçirmişti. Kırmızı güneş yanığı yüzü, renkli giysileri, kafasındaki sincap kuyruğu, parmaklarındaki yüzükler ve bileklerindeki bileziklerle bir kızılderiliye çok benziyordu. Adam bize pek dikkat etmeden ateşin yanına oturup sessizce piposunu içmeye başlayınca bu izlenim daha da güçlendi. Geleneklere göre sessizliği bozanın misafirler olması gerekiyordu. Bunun farkında olan Dersu, adama yerdeki kar yüksekliğiyle ilgili bir soru sordu. Sohbet böylece başladı. Kim olduğumuzu öğrenen Udege, İman'a gittiğimizi bildiğini ve bizi orada beklediklerini söyledi. Nehrin aşağısında oturan akrabalarından duymuştu bunu. Bu haber beni şaşırttı. Akşam yerlinin karısı giysilerimizi elden geçirip onardı. Eski çoraplarımızın yerine yenilerini verdi. Ev sahibimiz bana üstünde uyumam için bir ayı postu sundu. Battaniyeme sarındım ve kısa sürede uykuya daldım. Gece şiddetli soğuk yüzünden uyandım. Kafamı battaniyenin altından çıkarınca yurdun içinde ateş yanmadığını gördüm. Şöminede yalnızca birkaç köz ışıldıyordu. Tepedeki açıklıktan yıldızlarla bezeli karanlık gökyüzü görünüyor, yurdun öbür ucundan sağlıklı bir horultu duyuluyordu. Udegeler belli ki yangından korktukları için yatarken ateşi söndürmüşlerdi. Battaniyeme daha sıkı sarılmaya çalıştım ama işe yaramadı. Soğuk insanın içine işliyordu. Ayağa kalktım, bir kibrit yakarak termometreye göz attım. Sıfırın altında 17 dereceydi. O zaman postumun altına serilmiş kuş ağacı kabuklarından bir parça alıp için için yanan közleri yelpazeleyerek ateşe attım. Bir dakika içinde neşeli bir ateş parladı. Giyinerek yurttan çıktım. Adamlarım çadırda uyuyordu. Yanlarında yanan ateşte ısındım. Tam yurda dönecektim ki nehir kenarında başka bir ateşin yandığını gördüm. Dersu oradaydı. Nehir kıyıda bir oyuk açmıştı. Dersu da mağara benzeri bu çöküntüde kendisine ot bir yatak hazırlamıştı. Yaktığı ateş onu sıcak tutuyordu. Piposu dudaklarının arasında, tüfeği yerdeydi. Onu uyandırdım. İrkildi ve uyuyakalmış olduğunu düşünerek hemen eşyalarını toplamaya girişti. Onu durdurdum. Neler olduğunu öğrenince yerini bana verdi ve o da yanıma uzandı. Birkaç dakika içinde ısınmıştım. Yurdun içinde ayı postunun üstünde olduğundan çok daha rahat bir uyku çektim. Uyandığımda ötekiler çoktan kalkmış, işlerine koyulmuşlardı. Kazaklar geyik eti pişiriyordu. Udege, Sidatunk'a kadar bize eşlik edeceğini bildirdi. O gün pek fazla yol alamadık. Yiyecek stoklarımızın azalmasına ve sırt çantalarımızın hafiflemesine rağmen çantaları taşımak her zaman olduğundan daha güçtü. Kayışlar omuzlarımızı kesiyordu. Bütün ekibin aynı dertten muzdarip olduğunu fark ettim. Soğuk rüzgar karı çıtır çıtır bir hale getirmişti. Bu da hızımıza ket vuruyordu. Özellikle yokuş yukarı ilerlemek çok zordu. Dinlenmeye fena halde ihtiyacımız vardı. Nehir kıyısında boş bir yurt bulduk. Kazaklar yerleşti. Çinliler de dışarıda ateşin yanında uyumaya karar verdiler.
Dersu önce Çinlilere katılmaya karar verdiyse de onları yakacaklarını rastgele topladıklarını görünce yatağını başka yere hazırladı. "Anlamıyorlar," dedi. "Gömleğimin yanmasını istemem. İyi cins odun toplamam lazım." Boş yurdun avcılara ev sahipliği yaptığı anlaşılıyordu. Etrafındaki bütün çalı çırpı uzun süre önce toplanıp yakılmıştı. Ama bu Dersu'nun cesaretini kırmadı. Nani ormanın derinliklerine giderek kim bilir ta nereden bir diş budak taşıyıp getirdi. Hava kararına kadar yakacak topladı. Ben de ona yardım ettim. Bütün gece çadırımız içinde, giysilerimiz içinde bir endişe duymadan mışıl mışıl uyuduk. Akşam görülen kızıl aydınlık ve şafağın sökmesine yakın saatlerde ufka yayılan kara pus gölgesi yaklaşmakta olan donun habercileriydi. Sabah hava buz gibi soğuktu. Güneş cansız ve donuk bir ışıltı ile yükseldi. Ortalığı aydınlatıyor ama ısıtmıyordu. Küreden yukarı ve aşağı doğru parlak ışınlar yayılıyor, iki yanında kutup bölgesi insanlarının Güneşin Kulakları adını verdiği canlı parlak noktalar göze çarpıyordu. Udege bölgeyi iyi tanıyordu. Kestirme yollar bularak yolculuğumuzu kısalttı. Kulumba'nın ağzına yakın bir noktada da bir orman patikasına saptı. O patika bir saatten kısa süre içinde bizi İman Nehri'ne ulaştırdı. Nehrin sadece kıyı kısımları donmuştu. Karşı tarafta bir grup minyatür insan gördük. Bunların Udege çocukları olduğu anlaşıldı. Yakın bir mesafede bir yurtla ağaç yığınlarının üzerine kurulmuş bir ahır göze çarpıyordu. Dersu bizim tarafımıza bir kayık getirmeleri için çocuklara seslendi. Korkuyla bizden yana bakan çocuklar kaçıştılar. Kısa süre sonra yurttan dışarı tüfekli bir adam çıktı. Dersu ile birkaç kelime konuştuktan sonra kayığa binip yanımıza geldi. Udege kayığı uzun, hafif, düz tabanlı bir su aracıdır. Tek bir kişi tarafından kolaylıkla kıyıya çekilebilir. Biz binmeye çalışırken tehlikeli biçimde sallanan kayığın kenarına yapıştım istemeden. Ama hepimiz yerleşip de kayık kıyıdan ayrılınca kendimi onun çok sağlam olduğuna ikna ettim. Udege ayakta durmuş, uzun bir sarıkla kayığı idare ediyor, güçlü akıntıya karşı coşkun darbeler indirerek kayığı yavaş yavaş karşı kıyıya doğru götürüyorduk. Sonunda yurdun yakınlarında buzun üstüne indik. Bizi bir kadınla üç çocuk karşıladı. Çocuklar ürkek ürkek annelerinin arkasına saklanmışlardı. Kadın bizi yurda buyur etti. Kendisi de ateşin yanına oturup bir pipo yaktı. Çocuklar dışarıda kaldılar. Ahırda balıkları istif etmekle meşguldüler. Yurdun duvarları çatlaklarla doluydu. Rüzgar ıslık çalarak dört bir yandan içeri doluyordu. Ortada bir ateş yanıyor, çocuklar zaman zaman dışarıdan koşarak gelip donmuş ellerini ateşte ısıtıyorlardı. Üstlerinin ne kadar ince olduğunu görünce şaşırdım. Göğüsleri açık, elleri ve başları çıplaktı. İşlerini yapıyor, soğuğun farkında değilmiş gibi görünüyorlardı. İçlerinden biri ateşin başında fazla kalacak olursa, babası çocuğa tekrar soğuğa, işinin başına dönmesini emrediyordu. "Donacak," dedim Dersu'ya ve sözlerimi Udege'ye çevirmesini rica ettim. Adam, "Alışsın," dedi, "yoksa açlıktan ölür." Onun haklı olduğunu biliyordum. Udege'ler yolu tarif ettiler. Kısa sürede Çinli avcıların kaldığı bir yerleşim bölgesine geldik. İman'ın karşı kıyısında kurulu üç yurtta beş Udege ailesi yaşıyordu. Onların yanında kaldık. 31 Ekim'de hava hissedilir derecede soğudu. Buz kütleleri nehirden aşağı doğru kayıyordu. Buna rağmen Udegeler bize kayıkla seyahat etmememizi önerdiler. Bize yardımcı olacaklardı. Umutsuz geçitler. 1 Kasım tarihinde sabahın erken saatlerinde İman Nehri'nden aşağı doğru yola çıktık. Udegeler dağ akıntılarında yollarını bulmayı çocuk yaşta öğrenirler. Bu kendine özgü bir sanattır. Çünkü yol bulucu ileriyi görmeli, kayığı nerede kontrol edeceğini, nerede burnunu akıntının aksi yönüne çevireceğini ve nerede mümkün olan en fazla hıza erişerek tehlikeli bir noktayı aşabileceğini bilmelidir. Küçücük bir hata felakete yol açar. Hızlı akıntıya kapılan kayık kayalıklara çarpıp parçalanır.
Suların son derece azgın olduğu ivinti yerlerinde ise kayık sağa sola savrulur. Oralarda dengeyi sağlamak daha da zordur. Nehirden aşağı yaptığımız yolculuk, suyu dolduran buzlar yüzünden iyice tehlikeli bir hale geliyordu. Özellikle ivinti yerinin nehirdeki bir dönemece denk gelmesi durumunda buz kütlelerinin arasından geçmemiz gerekiyordu. Ayrıca buzlar kıyıdan uzaklaştıkça nehrin ortasındaki akıntının hızı artıyordu. Bütün dağ nehirleri gibi İman da ivinti yerleriyle doluydu. Bunlardan bir tanesi özellikle tehlikeliydi. Gürültüsünü ta uzaklardan duyduk. Nehir dibindeki çöküntü çıplak gözle bile görülebiliyordu. Çukurun üstüne doğru uzanan bir kayalık vardı. Köpüren sular, püsküren damlacıklarla üstü dolmuş olan kayanın altından döne döne akıyordu. Udegeler kayığı yavaşlatarak birbirlerine danıştılar. Sonra da aracın yan tarafını akıntıya doğru çevirerek ağır ağır ilerlediler. Güçlü bir dip akıntısı kayığı kayalıklara doğru götürmeye kalkarsa, Udegeler onu hemen aksi yöne doğru itiyorlardı. Adamların gözlerindeki ifadeden çok ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğumuzu anlıyordum. En sakinimiz Dersu'ydu. "Boş ver yüzbaşı," dedi. "Udegeler balık gibidir. İyi kayıkçı." İlerlemek gitgide daha güç bir hale geliyordu. Sudaki buz miktarı her dakika artıyordu. Yolumuz büyük ölçüde buzlarla tıkalıydı. Udegeler kayığı buz kütleleri arasında ustalıkla ilerletiyor, buzları sırıklarıyla itip uzaklaştırıyorlardı. Buzların sokulmadığı tek yer nehrin ortasındaki dar bir şeritti. Rehberlerimiz bunun sonuna kadar açık bir geçit olup olmadığını bilemiyorlardı. Kayığı durdurup daha ileriye gitmeyi göze almak isteyip istemediğimizi sordular. Ağır sırt çantasıyla yürümek canıma yetmişti. O yüzden şansımızı denemelerini söyledim. Dersu karşı çıktı ama ters giden bir şeyler olduğu takdirde yüzerek kıyıya çıkabileceğimizden emindim. Böylece yola koyulduk. Yaklaşık 45 metre sonra şeridin çıkmaz sokak olduğunu anladık. Nehir dolmuş, kas katı kesilmişti. Birikmiş buz kütleleri yüklü kayığımız için felaket demekti. Akıntıyla buzlara doğru bastırılan kayık hemen su alırdı. Mümkün olduğunca çabuk bir şekilde geri dönüp bu geçitten çıkmamız gerekiyordu ama bunu yapmak o kadar kolay değildi. Geçit kayığı döndüremeyeceğimiz kadar dardı. O yüzden akıntıya karşı geri geri gitmek zorundaydık. Ne yazık ki nehir geçidinin ortasındaydık ve sırıklarımız nehrin dibine zar zor değiyordu. Geçidin yarısına kadar geri geri gitmiştik ki duyduğum ani bir çığlık dönüp bakmama neden oldu. Büyük bir buz parçası hızla bize doğru geliyordu ve biz çıkamadan geçidi tıkayacak gibi görünüyordu. Udegeler çabalarını iki katına çıkardılar ama boşuna. Buz parçası geçidin önce bir köşesine, sonra da diğerine şiddetle çarptı. Çarpışma diğer buz parçalarını harekete geçirdi ve geçidin iki yana üstümüze doğru kapanmaya başladı. Dersu avazı çıktığı kadar "Buz bizi parçalayacak!" diye bağırdı. "Hemen dışarı çıkın." Suda yüzen buzların üstüne atladı ve kayığın ipini peşinde sürükleyerek kıyıya doğru koştu. Birkaç kere suya düştü ama her seferinde çıkmayı başardı. Neyse ki kıyı yakındı. Kazaklar da Dersu'yu takip etti. İkisi kıyıya ulaştı ama Murzin suya düştü. Tırmanmaya çalıştığı buz parçası ters döndü. Murzin ne kadar çırpınırsa işler onun için o kadar kötüye gidiyordu. Bir dakika sonra dibe gömülecekti. Dersu onun yardımına koştu. Bir an ikisinin birden boğulacağını sandım. Bu arada Udegelerle ben de buz parçasından buz parçasına geçerek ilerliyor, yanlarından tuttuğumuz kayığı da beraberimizde götürüyorduk. Dersu ile Murzin kısa sürede kayığın burnuna erişebiliyorlardı. Onları kurtaran da bu oldu. Kayık ondan sonra nehir boyunca ilerledi ve akıntıya kapılarak buzlarla birlikte ilerledi. Sırt çantalarımızı kıyıya fırlatıp biz de tırmandık. Birkaç dakika sonra kayığımızın kayalığa dayandığını gördük. Kayık canlı bir yaratık gibi titreyerek bir süre direndi, sonra birdenbire pes ederek ikiye katlandı. Parçalandığını duyduk. Burnunun sudan yükseldiğini ve sonra da gözden kaybolduğunu gördük. Kıyıya çıkar çıkmaz ilk işimiz ateş yakmak oldu. Kurunmamız şarttı. Birisi çay yapmayı önerince eşyalarımızın olduğu sırt çantasını aradık ve kaybolduğunu fark ettik.
Tüfeklerden biri de gitmişti. Yiyeceğe gelince herkes cebinde kalanlarla idare etmek zorundaydı. Hudegeler gece olmadan önce bir fanzaya varacağımızı söylediler. Fanzanın ahırında donmuş balık bulmayı umuyorlardı. Kulübeye alacakaranlık çökerken vardık ama iki tane kurumuş balıktan başka bir şey bulamadık. Akşam yemeğinde o balıklarla yetinmek zorunda kaldık. İman Nehri'nin ana katılım kolu Armo ile birleştiği noktada keskin bir dönemeç vardır. Armo alt kısımlarında 75 metre genişliğindedir. Derinliği de 2 metre ile 3 metre arasında değişir. Akıntısının hızı saatte 9 kilometre civarındadır. Utado Nehri'ne 2 Kasım günü öğle vakti vardık ve İman Nehri'nin çevresini dolaştığı dağları aşan bir geçide varmak için Utado'nun yatağını izledik. Yolumuzun üstünde biri kuzeye, öteki de batıya doğru giden iki derecik vardı. İkincisini takip etmemiz gerekirdi ama yanlış seçim yaptım. Geçidi açtıktan sonra düz bir arazi parçasında kamp kurduk ve yakacak odun aramaya başladık. Ertesi gün kalan son balıklarımızı da yedikten sonra boşalmış sırt çantamızla yola devam ettik. Bundan sonra bir sonraki yemeğimiz için tüfeklerimize güvenmek zorundaydık. Ders suyu önden gönderdik. Biz de avları ürkütmemek için yaklaşık 300 adım geriden onu takip ediyorduk. Dersu'nun tüfeğinin sesini duymayı hevesle bekledik ama boşuna. Öğleden sonra olduğunda vadi genişledi, daracık, zar zor seçilebilen bir patika bulduk. Patika bir bataklık alandan geçerek kuzeye doğru gidiyordu. Açtık, bütün sohbetler kesilmişti. Kimse de boş boş konuşacak hal yoktu. Uzakta ileride Dersu'yu gördüm. Bir oraya bir buraya gidiyor, eğilip yerden bir şeyler alıyordu. Ona seslendim, o da karşılık olarak el salladı. Dersu, ayılar balık yemiş diye cevapladı. Kafaları bırakmışlar. Karda oraya buraya dağılmış epey balık kafası bulduk. Anlaşılan kar fırtınasından sonra ayılar burada kendilerine ziyafet çekmişlerdi. Umduğunu değil bulduğunu yemekle ilgili bir atasözü vardır. Biz de ayıların artıklarından en iyi şekilde faydalanmak zorundaydık. Bir gayret kafalara saldırdık. Aradan 15 dakika bile geçmeden ceplerimizi tıka basa balık kafalarıyla doldurmuştuk. İşimize öyle dalmıştık ki küçük vadinin bizi bayağı geniş bir nehrin yanına getirmiş olduğunu neden sonra fark ettik. Sinansa Nehri'ydi bu. Hudegeler İman'a ertesi gün öğle sularında erişeceğimizi söylediler. Karşı kıyıdaki sık iğne yapraklı ormanda kamp kurduk. Balık kafaları güzel bir yemek oldu. Bazıları gerçekten et dolu, tam birer hazineydi. Hepsini eşit olarak aramızda bölüştük ve çok doyurucu olmasa da lezzetli bir yemek yedik. Gece hava hızla soğudu ama yeteri kadar yakacağımız olduğu için hepimiz mışıl mışıl uyuduk. 4 Kasım gününün şafağında aç olarak uyandık. Dizimize kadar yükselen karın içinde ilerlemek zordu. Bir saat boyunca ancak birkaç kilometre yol alabilmiştik. Ne kadar bakınırsak bakınalım bir av bulamıyorduk. Balık kafası arayışlarımız da sonuçsuz kaldı. Kazaklardan biri bir misk geyiği görerek ateş etti ama ıskaladı. Saate bakılırsa İman'a yaklaşmış olmalıydık. Her dönemeçten sonra Sinansa'nın ağzını görmeyi bekliyordum ama tek gördüğüm ormanlık arazi oluyordu. Alacakaranlık çökerken ağaç kabuğundan yapılma küçük bir kulübeye geldik. Çok sevindim ama Dersu bu sevincime katılmıyordu. Araç gereç azlığının bu kulübenin yolculara yalnızca gecelik barınma amaçlı hizmet ettiğini gösterdiğini söyledi. Demek ki İman Nehri en az bir günlük yürüyüş mesafesindeydi. Hepimiz açlığın sıkıntısını çekiyorduk. Kazaklar düşünceli düşünceli ateşin başında oturuyor, içlerini çekiyor ve birbirleriyle pek az konuşuyorlardı. Uykuya da her zamankinden daha erken çekildiler. Ertesi gün av bulamadığımız veya İman'a erişemediğimiz takdirde durumumuz çok zorlaşacaktı. Yaz mevsiminde insanlar açlığa birkaç gün dayanabilir ama kışın besinsiz kaldıklarında donarak ölürler. Sabah herkesten önce uyanan Dersu beni de uyandırdı. Endişeliydi. Bacaklarımız bizi taşıdığı sürece yürümeye devam etmek zorundaydık ama yola çıkar çıkmaz gücümün azalmaya başladığını hissettim. Sırt çantam bir gün öncesinin iki katı ağırlığında gibiydi. Her 500 metrede bir mola veriyorduk.
Herkeste yere uzanmaya yönelik bir istek vardı. Bu da hiç iyiye işaret değildi. Öyle olduğunda çok az ilerleme kaydedebilmiştik. O gün imana ulaşamayacağımızı hissediyordum. Birkaç küçük kuşa ateş ettik. 3 sıvacı kuşla bir de ağaç kakan avladık. Ama bu kadarcık kırıntı 5 yetişkin adamın karnını uzun süre tok tutamadı. Bu arada hava da kötüleşiyordu. Gökyüzü kapanmıştı. Rüzgar yerdeki karları kaldırıyor, kardan bulutlar havada dolaşıyor, nehrin üstünde salınıyordu. Hepimiz fena halde üşümüştük. Çok yıpranmış olan giysilerimiz bizi soğuktan koruyamıyordu. Sol tarafımızda yükselen kayalık dağın etekleri nehir kıyısı boyunca uzanıyordu. Mağaraya benzer bir yer bulup bir ateş yaktık. Dersu ateşe bir çaydanlık oturtup su kaynattı. Sonra çantasından çıkarttığı geyik derisini ateşte tütsüleyip makarnaya benzeyen şeritler halinde kesti. Şeritleri çaydanlığa atıp epey bir süre kaynattı, sonra bize döndü. İnsan yemek yemeli, midelerimizi kandırmak lazım. Biraz güç lazım, sonra hızlı yürürüz. Dinlenmeye vakit yok. Bugün güneş batarken imana varmalıyız. Kimsenin yemek için ikinci bir uyarıya ihtiyacı yoktu. Hepimiz midemize bir şeyler göndermeye hevesliydik. Çok kaynatılmış olmasına rağmen hala çok sert olan deriyi zar zor çiğneyebiliyorduk. Ama bu bize engel olmadı. Hatta Dersu yemeği fazla kaçırmamamız konusunda bizi uyarmak zorunda kaldı. Yarım saat sonra yola çıkmıştık. Yuttuğumuz deri parçaları karnımızı doyurmamış olsa da sindirim organlarımıza meşgul olacak bir şeyler sağlamıştı. Ağırdan alıp da geri kalan olursa Dersu binbir çeşit küfürle onun üstüne saldırıyordu. Gün sona yaklaştı ama biz yola devam ettik. Sinansa'nın sonu yok gibiydi. Birbirini takip eden her dönemecin ardından yeni mesafeler uzanıyordu. Artık gücümüzün sınırındaydık. Hepimiz sarhoş gibi sallanıyorduk. Dersu olmasaydı çoktan durup kamp kurmuş olurduk. Saat 6'da ilk insan yaşamı belirtileri görülmeye başladı. Kayak ve kızak izleri, yeni kesilmiş ağaç kütükleri ve yakacak odun yığınları. İman yakın dedi Dersu Zafer'le. Uzaktan köpek sesleri geldi ve bir sonraki dönemecin ardında Çin yerleşiminin ışıkları göründü. Sian, Sihetsa karanlıkta ışıldıyordu. 15 dakika sonra köye çok yaklaşmıştık. Hayatımda hiç o gün yorulduğum kadar yorulmadım. İlk fanzaya daldık ve giysilerimiz üstümüzde Kang'ın üstüne yığıldık. Yapmak istediğimiz hiçbir şey yoktu. Yemek, içmek, konuşmak hiçbir şeyi istemiyorduk. Ortaya çıkışımız Çinlileri, özellikle de Fanza'nın efendisini telaşlandırmıştı. Adam işçileriyle fısıldaşıp onları bir yerlere gönderdi. Kısa süre sonra kulübeye başka bir Çinli geldi. Ötekilerden daha iyi giyimli olan yeni gelen uygunsuz bir samimiyetle davranıyor ve tiz, emreder bir ses tonuyla konuşuyordu. Akıcı, hatasız bir Rusçası vardı. Bizi kendi fanzasına çağırırken konuşmasını çeşitli atasözleri ve deyimlerle süslüyordu. Kendisini Li Qingfu'nun oğlu Li Tangkui olarak tanıttı ve fanzasının bu yerleşimdekilerin en iyisi olduğunu vurgulayarak şu anda bulunduğumuz fanzanın yoksul bir adama ait olduğunu söyledi. Sonra dışarı çıkarak kulübemizin efendisiyle fısıldaşmaya başladı. Ev sahibimiz bana yaklaşarak Li Tangkui'nin fanzasına gitmemizi rica etti. Dediğini yapmaktan başka çare yoktu. İşçiler eşyalarımızı taşımamıza yardım ettiler. Yolda Dersu gizlice kolumu çekiştirerek "Çok kurnaz bir adam," dedi. "Bizi kandırmak istiyor. Ben bu gece uyumayacağım." Ben de şüphelenmiştim. Çinlinin yaltaklanan samimiyeti hoşuma gitmemişti. Gece Dersu beni uyandırdı. Sessiz olmamı işaret ederek Li Tangkui'nin kendisine para önerdiğini, ondan Hua Kung Po'daki Udege yurtlarına uğramamamız için beni ikna etmesini istediğini fısıldadı. Çinli bize hamal ve rehber sağlayacağını söylemişti. Dersu bu konuda söz sahibi olmadığını açıklamış ve sonra da uykuya dalma numarası yapmıştı. Li Tangkui, Dersu'nun uyuduğundan emin olana kadar beklemiş, sonra da kulübeden ayrılıp at sırtında uzaklaşmıştı. Dersu, "Yarın Hua Kung Po'ya gitmemiz lazım," diye sıkıştırdı beni.
Burada ters bir şeyler var. Tam bu sırada nal sesleri duyunca Kang'ın üstüne uzanarak uyuyormuş numarası yaptık. Li Tangkui kulübeden içeri gitti. Bizim uyuyup uyumadığımızı kontrol ettikten sonra soyunarak yattı. Kısa süre sonra derin bir uykunun kucağına yuvarlandım. Güneş iyice yükseldiği sırada bir takım gürültülerle uyandım. Kazaklar Fanza'ya birkaç Udege'nin gelmiş olduğunu söylediler. Giyinip dışarı çıktım. Çay içtikten sonra molamıza son vererek yolumuza devam edeceğimizi söyledim. Lu Tangkui akşam yemeği için bir domuz keseceği sözü vererek beni bir gün daha kalmaya ikna etmeye çalıştıysa da Derso göz kırparak bu teklifi kabul etmemem konusunda beni uyardı. Sonra adam rehberini bizimle birlikte göndermek için ısrar etmeye başladı ama bunu da reddettim. Li Tangkui bütün kurnazlığına rağmen bizi aldatmayı başaramadı. İman bölgesi Çinlileri iyi silahlanmış ve varlıklı insanlardı. Düşmanlıklarını saklamak için en ufak bir çaba göstermiyorlardı. Etraftaki yollar ve yerel nüfusla ilgili bütün sorularımıza da tek bir cevapları vardı. Pu Chi Dao, yani bilmiyorum. Biliyorum ama size söylemem diyenler bile oldu. Hua Kun Po yerleşiminde 85 Udege vardı. Hepsi bizi karşılamaya çıktılar ama davranışları dostça değildi. Yurtlara da davet edilmedik. Bana sordukları ilk soru, geceyi neden Li Tangkui'nin fanzasında geçirdiğimiz oldu. Bunun sebebini açıkladıktan sonra neden böyle düşmanca davrandıklarını sordum. Udege'ler uzun süreden beri beni beklediklerini, sonra aniden Çinlilerin yanında kaldığım haberini almış olduklarını anlattılar. Yerleşimde gerçek bir trajedi yaşanmış olduğunu öğrendik. Li Tangkui, İman Vadisi'nin Tsai Dunku, yani etkili kişisiydi. Yerlileri sömürüyor, belli dönemlerde belli miktarlarda işlenmiş deri teslim etmedikleri takdirde onları acımasızca cezalandırıyordu. Pek çok aileyi mahvetmiş, çocuklarını satmıştı. Udege'lerden ikisi, Masonda ile Somo, sonunda genel valiye durumu anlatıp şikayetçi olmak için Habarovsk'a gitmişlerdi. Vali yardımcı olacağına söz vermiş ve laf arasında da benim denizden İman'a geleceğimi söylemiş, sorunu kolaylıkla çözebileceğimi belirterek yerlilere bana başvurmalarını öğütlemişti. Udege'ler dönüp kabilelerine beni beklemelerini söylemişti. Li Tangkui, Somo ile Masenda'nın Habarovsk'a yaptıkları geziyi öğrenmiş, ikisini de sopalarla dövdürtmüştü. Dayak yüzünden birisi ölmüş, diğeri de sakat kalmıştı. Öldürülen adamın erkek kardeşi Gulunga, Habarovsk'a doğru yola çıkmıştı. Li Tangkui onu yakalayıp donarak ölmesi için nehre atmak istemişti ama Udege'ler kabile üyelerini silahlarla savunmaya karar vermişlerdi. Bir kuşatma söz konusuydu. Yerliler iki haftadır evlerinden çıkmıyor, avlanmaya gitmiyorlardı. Dolayısıyla yiyecek sıkıntısı vardı. Sian Seetsa'ya geldiğim ve Li Tangkui'nin yanında kaldığım haberi Udege'leri çok üzmüştü. İman'daki olaylar hakkında hiçbir bilgim olmadığını, Çin yerleşimine geldiğim sırada yorgun ve aç olduğumu, ilk gördüğüm Fanza'ya daldığımı anlattım. Akşam yaşlılar yurtların birinde toplandılar. Sonunda Habarovsk'a dönüşümde durumu bildirmeme ve onlar için yardım istememe karar verildi.